Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Herkese günaydınlar. Ben Eyüp Yıldız. Aygün abi bugün yok. Onun yokluğunda 10-12 arası sizlerle beraber gündemi konuşacağız. Tabii çok sıkıntılı bir akşamı atlattı İstanbul. Bununla ilgili de yine açıkçası gece mağdur olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum. Eyüp Yıldız Twitter adresi üzerinden soru, görüş, eleştirilerinizi, yorumlarınızı, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Telefon hattımızda da Hasan Bek var. Hasan abi de dün gece yollarda kalan vatandaşlarımızdan biri. O da bayağı bir sıkıntı çekti. Hasan abi geçmiş olsun. Evcim, tüm İstanbul'a geçmiş olsun. Evet, sen de bayağı bir sıkıntı yaşadın. Ya en çok sonunda... bir sıkıntı yaşamadım, üzüldüm. Şimdi şöyle 3-4 saat yolda kaldım ama mesele şu. Şimdi olabilir, her şey olabilir ama üzüldüm ne biliyor musun? Dün evet. 4 saat yolda kaldım. Bu Mahmut Bey 3. havalimanına, havalimanına bağlanan yolda orada girdi. Aşağı yukarı 3 saat 1,5 kilometre falan gitti. Sonra döndüm tekrar aşağı Molof'un oraya. Neyse orada bir çektik. Bir arabayı yolun üstünde bıraktım. Orada bir otel vardı. Gittim kaldım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Dünkü kar çok inanılmaz bir kardı. Ben 50 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Bu şehirde çok kar fırtınaları gördüm. Mesela 1985-86'da yani inanılmaz bir karla beraber fırtına vardı. Sonra daha sonraki yıllar 90'lı yıllarda oldu. Sonra 2010-11'de bir kar fırtınası oldu. Yani oldu ama bu hepsinden fazla yağdı. Ama bunun bir özelliği vardı. Bu yumuşak yağdı. Tipi fırtına yapmadı. Yani bak, tipi yoktu çünkü, yani Hasan abi. Yoktu. Hayır evet. Çok inanılmaz kar yağdı. Ben ilk defa kısa zamanda bu kadar kar gördüm. Ama tipi yoktu. Allah'tan yoktu, yoksa can kaybı olurdu. Yazık yani. Allah'tan yoktu, soğuk yoktu. Ama işin üzüldüğüm ne biliyor musun? Bak ben burada hiç ayırmıyorum. Biz vatandaşız. Biz kamu görevlilerinden görev bekleriz. Ne zaman? Zor günde. Dün hiçbir kamu görevlisi ortada yoktu. Hiç. Orada 4 saat ve insanlar 6 saat, 8 saat, 10 saat yolda kaldılar. Ya ben 50 yıldır bu şehirdeyim. Bir kal alarm verildiğinde son 20 yıldır şunu söyleyeyim bak hiç. Bu arada Hasan abi Mahmut Bey gişeleri gösteriyor televizyon ve hala kapalı Mahmut Bey gişeleri. Evet şimdi bak şöyle bir şey var. Kar son 20 yılda kar alarmı verildiğinde ben şunu görüyorum. Belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin inanılmaz bir çalışması vardı. O kar kamyonları, küreme araçları, işte o yukarıda Beylikdüzü'nün orada beklerdi, Hatımköy'ün orada veya nerede bu gişelerde. Her yerde 24 saat beklerlerdi. Bak bunu söyleyeyim. Böyle bir kültür vardı. Şu anda ilçe belediyeler, özellikle Büyükşehir, İGA'nın yollarında, öbür otobanlarda, karayolları, İGA özel, hepsi sınıfta kalmıştır. Net. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde hava soğuduğunda yollarda kar lastiği kontrolü yapılırdı. Yani kar yağacağı zaman kar lastiği değil mi? İşte incir takmıyoruz evet. Artık. Kar lastiği. Hiçbir kontrol yok bak. Hiçbir kontrol olmadı. Hiç tabii kontrol olamadı. Hayır. Ondan önce kar diyor ki bu şey çok ciddi. Kar lastiği de çok ciddi. Ben de ödedim ceza. Kar lastiği yoksa ceza kesiyorlar zaten. Ya İstanbulluların hatası var mı Hasan abi? İstanbulluların hatası var mı? Yani gündür... İstanbulluların hiç hatası yok. Dün çok yoğun bir trafik yoktu. Dün günde hiç İstanbulluların suçu yok kardeşim. Hiç bak. İlk de ya Sezar'ın hakkı Sezar'a. Sadece mecbur ya, olanlar arabayı aldı. Tabii canım dünkü bir şey söyleyeceğim. Kar lastiği olmayan var mıydı? Vardı. Abi ya şöyle bak şu Mahmut Bey'deki şu yolda bırak normal zamanı. Orada 5 tane polislik otosu her zaman olması lazım. Neden olması lazım? Türkiye'nin en yoğun yeri. Normal zamanda bırak yani karı falan. Normal zamanda olması lazım. Ki normal zamanda yok hep eleştiriyorum. Orada 24 saat çünkü Türkiye'nin en trafiğinin yoğun olduğu yer. 3 tane otobana bağlanıyor. Normalde olması lazım. Çünkü bir keşmekeş bir kaos var. 24 saat var bu kaos burada. Yani bırak kar zamanında. Orada bu devlet, bu halk, vatandaş vergi ödüyor abi. Yani dünkü ya bir tane kar küreme aracı, bir kar tuz atsalar eriyecek zaten. Ya bir düzen
Yolu kap, yolu 5 şerit yol. Kapat birisini, birini aç. Açtığı zaman o yol kapanmıyor. Neden kapanmıyor? Çünkü tipi değil, sert değil. Eriyor kar. Bu yani tuz atsalar eriyecek. Çünkü tamamen bir basiretsizlik. Topyekun bir basiretsizlik. Evet, peki Hasan abi, istersen asıl gündemimize dönelim. İstanbul'a tekrardan geçmiş olsun. Bugün valilik bir açıklama yaptı. Saat 13'e kadar özel araçlar yasak. Sadece görevliler ve işte toplu taşıma çalışacak. Bunu belirtelim. Hasan abi, bu bilgilendirme yapalım. Hatta şunu da söyleyelim Radyo Spor dinleyenlerine. İstanbul trafiğini Radyo Trafik'ten takip etsinler. Orada çok önemli bilgilendirmeler ve abi, yönlendirmeler var. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu belediyelere, ilçe belediye partim artık gözetmiyorum. Küçüğü, büyüğü, ortası yanıyor. Abi bu PR işlerini bıraksınlar, kendi işlerine dönsünler abi. O onu suçluyor, onu suçluyor. PR'la işte sanalar şey yöneteceklerini zannediyorlar. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Dün kar yağdı. Evet, aslında. İstanbul'un en büyük problemi ne biliyor musun? Yarın bir İstanbul depremi bekleniyor. Ya o Kağıthane, Çağlayan aşağısı oraya deprem olsa 6 ay sonra ulaşabilirler oraya. Yani bir şey de kamu ulaşabilir. Büyük bir, orada bir kaos var İstanbul'da. Esasında büyük bir eylem planı, bir çözüm planı yaratılması lazım. Bak bu kar yağdı böyle ama esas deprem bekliyor bizi. Evet, İstanbul'da 6 ay gidemez. 6 ay o Kağıthane'ye, Mağıthane'ye aşağı 6 ay ara kimse inemez. İnsan inemez. Deprem olduğunda bak. Böyle bir meselesi var İstanbul'un. Ya bu, oturup bugünden bunu tartışmalılar. Büyük bir şekilde bu artık bu şehri de göçü durdurmaları lazım. Yani bu artık bu bir siyasi mesele değil. Bu halkın kendi meselesi. Katılıyorum Hasan abi. İstersen evet, biraz da spor gündemini evet, konuşalım. Dün Galatasaray'la başlamıştık Yeşil Koltuk programında. Bugün Fenerbahçe'yle başlayalım ki dinleyenlerimize söyleyeyim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, bütün kulüplerimizle ilgili bugün bağlantımız olacak. Hasan abi, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la işte kendi evinde kazanıyor Fenerbahçe orta seviye rakiplere karşı. Deplasmanda ise mağlup olmamayı son dönemde başarmaya başladı. Beraberlikle ayrılıyor. Tabi bu sezon başka da bir beklentisi yok aslında Fenerbahçelilerin. Trabzonspor şampiyon olacakmış gibi duruyor. Bu sezonu bu şekilde, kalan bölümü bu şekilde geçirmek Fenerbahçe için yeterli mi? Şöyle bak, şimdi İsmail Kartal'ın şimdi baktığında geldiğinden beri taraftarın büyük saygısı var. Futbol olarak da futbolu bilen birisi. Keşke daha önce getirselerdi. Yani en azından bu kadar lüzumsuz denemeden sonra. Şimdi Sivas'taki maçı seyrettiğimde ilk yarı bir kere hakikaten, yani o soğukta Sivas'ta Fenerbahçe oyun, tempo, her şeyi koydu 1-0. 4-5 de olurdu, 3 de olurdu. İkinci yarıda pozisyon verdi. Bu da çok normal. Yani ama bir futbol oynuyor. Yani baktığında mantıklı bir futbol oynuyor. Şimdi Pereira bak Everton'a gidiyor. İngiltere Premier Ligi ama belli bir yere kadar, ama oynattığı futbol güçlü sistem olmuyor, anladın mı? Şimdi kazanabilir bir yere kadar geldi ama bir yerden sonra gidemedi. Ama İsmail Kartal gayet mazbut, mantıklı bir futbol oynatıyor. Yani oynattığı futbola kötü diyemezsin. Mesela şimdi ben Berke'ye bakıyorum. Mesela hatalı gol mol falan ama mesela o çıkışları, oyu buyu. Mesela bugün Galatasaray'ın kalesinde bir Berke olsa kalesinde, bugün Galatasaray'ın durumu bu olmaz. Şimdi Fenerbahçeliler çok kızıyorlar evet, Berke'ye. Hayır, son maçtan dolayı, ama Berke Fenerbahçe'nin kalesinde olmasaydı Fenerbahçe Galatasaray derbisini 4-2, 5-2 gibi bir skorla kaybederdi. Abi, o kadar güzel toplar çıkarttı ki Hasan abi yani. Yok, olacak. Berke çok iyi bir kaleci ve maçta da Sivas maçında da bir sürü kurtardı. Yani o bir tane çıktı. Oradan topa, kaleye giren topu tekrar ayağıyla kesti. Çok iyi bir kaleci. Ya o kadar hata da olacak. Hani kadı kızınla da olur derler o kadar. Bazen karar hataları yapıyor Hasan abi. Yani karar vermesi gereken evet, pozisyonlar var. Çıksam mı kalsam mı? Oralarda karar verme noktasında hatalar yapıyor. Peki Hasan abi, bu sezon İsmail Kartal'la tamamlanır ama gelecek sezon herhalde İsmail Kartal olmaz. Daha kariyerli yabancı bir hocanın, özellikle de Löw'ün geleceği konuşuluyor. Bilmiyorum yani, şimdi Löw'ün geleceği, Löw dediğim mesele şu var. Euro 15 yarın olacağı belli değil. Löw'ün maliyeti o minimum yardımcısı, o minimum 10 milyon euro. 10 milyon euro da şu anda 150 milyon TL. Yani 150 milyon TL sen Löw'e, bence hocaya para verilmeli. Oyuncudan çok hocaya para verilmeli. Bak buna da asla hayır demem. Löw'e de gelecekse eğer yani iyi bir hoca, böyle bir iş, karakterli bir hoca gelip hakikaten gelecekse şey demem. Yani 10 milyon euro da verilsin. Ama şu var, Löw'ün iki handikapı var. Birincisi 19 yıldır, 20 yıldır takım çalıştırmıyor. Bu çok
büyük bir handikap yani bir an. Ama şu var, bunda işte İsmail Kartal yanında hakikaten dinleyecekse yardımcıları bir Alman. Alman sistemi dünyadaki en iyi sistemdir. Nerede olursa olsun, yolda da, arabada da, felsefede de baktığında evet bir Alman felsefesi gelir. Faydası olur mu? Olur. Ama bugün nasıl hani yönetimin o kadar zamanı vakti var mı, kredisi var mı? Çünkü bu yani bu kış çok soğuk geçecek para kadar yani yönetim için. Yani şöyle bir meselesi var, yönetimin kredisi yok. Yani taraflar bekleyecek mi, sabredecek mi? Bir de şu var, Fenerbahçe çürüyor. İçeriden Fenerbahçe'nin derhal yine Ali Bey seçilsin. Ben bir şey demiyorum ama çıksın. Bir bak şimdi şöyle bir şey var. Taraftar ne istiyor biliyor musun? Hesap istiyor, hesap. Bak şimdi siyasette de böyledir. Sen kalkıp hesap verirsen, mesela dün kar oldu. Çıkacak Büyükşehir Belediyesi neyse diyecek ki bu işten sorumlu adam çıkacak, özür dileyecek, bu da istifa ettirecek. Bir şey olacak, anladın mı? Bir halk rahatlayacak. Bir rahatlayacak. Şimdi Ali Koç da çıkacak televizyona diyecek ki, çıkacak neredeyse konuşacak, diyecek ki biz böyle evet dördüncü de yine hata yaptık, evet yine özür dileyecek. Bir olağanüstü genel kurul yapıyorum diyecek, buyurun gene kazansın, gene kalsın. Ama bir gazını alması lazım şu anda camianın. Camia şişmiş durumda. Hani böyle bulgur yersin ya, bir avuç kuru şişersin böyle. Şişmiş camia yani. O yüzden de yani bu iş Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar yani ne olur bilmiyorum. Yani taraftarın psikolojisi de iyi değil. Valla taraftar yani her maç protesto ediyor içerideki maçlarda. Deplasmana gidemiyorlar zaten. Ama Başkan Ali Koç artık taraftarın da o protestosunu sırtını dönmüş durumda. Bak şöyle bir şey, sırtını dönmüş durumda, yanlış yapıyor. Bak Galatasaray'da daha Burak Almaz 4-5. ayında demir kapıları kırmaya başladı taraftarla. Evet. Fenerbahçe taraftarı kibar. Fenerbahçe taraftarı 4 yıldır bekliyor bir de. Ha, Vefa 4 yıldır bekliyor. Yani başkan da Allah'tan korksun. Bir çıksın desin ki ya kardeşim ben, ya hayır çık yine bu taraftarı bir rahatlat. Bir şey yap. Yine kal. Şimdi olsun başkandır. Nasıl istiyorsan yine yapsın ama bir çık rahatlat taraftardır. Peki Hasan abi, sen Galatasaray için de çok ilginç şeyler söylüyorsun. 30 saniyelik bir aramız varmış. 30 saniye sonra birazcık da Galatasaray'ı konuşalım. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet değerli Radyo Spor dinleyenleri, tekrardan karşınızdayız. Radyo Spor yorumcusu, programcısı Hasan Bek'le gündemi konuşuyoruz. Hasan abi, Galatasaray tarihinde görülmemiş bir krizle, kaosla karşı karşıya. Yani dertler bir de değil. Hani sadece saha çık sonuçlar kötü olsa eyvallah bir şekilde çözersin. Ama yönetime çok büyük tepkiler var. Yönetim içerisinde bölünmüşlük var. Parasızlık var. Projeler hayata geçmedi. Ve Galatasaray'da şu an ligde 15. sırada, küme düşme hattının hemen üzerinde. Bu kaos nasıl geldi Hasan abi? Allah nasıl geldi? Şimdi Ali Koç'la Burak Elmas'ın yönetimine bak, zayıf. Zayıf. Şimdi sen mesela tatmin oluyor musun? Sen Galatasaray'ı çok iyi takip ediyorsun. Yok. Yani o yönetim hiçbir sözünü tutamadı şu an. Bak şimdi şöyle, Ünal Aysal'dan sonra Dursun Bey mi geldi? Dursun Özbek mi? Evet. Dursun Bey geldi. Kısa bir süre Duygun Yarsuat geldi. Allah rahmet eylesin. Sonra Dursun Özbek geldi. Şimdi Duygun Bey, Allah rahmet eylesin değil mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra çok kıymetli bir insandı. Ağır bir toptu. Camiada sözü dinlenen, sözü geçen, gittiyse işte Dursun Bey'e de emaneti teslim etti değil mi? Evet, öyle oldu. Galatasaraylar burun kıvırdı ya, dediler ki hani böyle ya falan filan, işte pantolonun paçasından bilmem neyine kadar ya, beğenmediler ama fakat çok, bak yani çok büyük başkanmış. Bak bir şu anda gelirsek Dursun Özbek ben geliyorum dese kırmızı alıp vererler mi? Evet, kesinlikle. Abi o yaptığı transferlerle nedir o idari menajer arkadaş? Cenk Ergün. Cenk Ergün'le beraber o takım 2 sene şampiyon yaptı, güldü. Ve o oyuncuları da sata sata bitiremediler. Bak bir şey söyleyeceğim. Mehmet Özbek vardı, eleştiriyorlardı Dursun Özbek'in kardeşi. Florya'dan da o sorumluydu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dursun Özbek, Mehmet Özbek, Cenk Ergün o takımı 2 yıl 3 yıl şampiyon yaptı. Katılıyor musun Eyüp? Doğru. Bak, yani o sene transfer yasağını da göze alarak çok önemli transferler yaptılar ve karavana yapmadılar. Yani Mariano muazzam oynadı, Gomis, Belhanda, Feguli, Fernando Reges. Yani hiç karavana yapmadan NDI'ye, ki NDI'ye sonra çok büyük paraya sattılar. O dönem Cenk Ergün, Tudor ve Dursun Özbek karavana yapmadan transfer yaptılar. Tudor. Evet. Tudor'un da hakkını teslim edelim. Yani onu da yazalım, bir kalın bir kalemle çizelim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Tudor
Şimdi Fatih Hoca'nın hep söylüyorum. İki tane büyük kıyağı vardır. Biri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'a bir. 2003'te 2004'te Lucescu'yu gelip Lucescu'yu yollaması, bir de Tudor'u yollaması. Yani yoksa açık ara Galatasaray acayip bir yerdeydi. Yani, şimdi bak şöyle bir mesele var. Neyse bunu geçelim. Ondan sonra Dursun Bey'den sonra Mustafa Cengiz, Allah rahmet Mustafa eylesin. Mustafa Bey, Allah rahmet eylesin. Mustafa Bey geldi, biz yani çok yükseli falan, bu potlar da kırıyordu ama bu halkın insanı. Yani bu şeyin yani bizden birisi. Yani zaman zaman eleştiriyorduk, gülüyorduk, yani eleştirden gülüyorduk. Ama iyi idare etmiş kulübü. Bak, Allah rahmet eylesin, iyi idare etmiş kulübü. Yani şimdi biz beğenmiyorduk. Şu dönemden çok daha iyi idare etmiş. Ki Galatasaray'da onu beğenmeyerek başkan Burak Elmas'ı seçti. Ama ne kadar zor dönemde geldi. Florya gitmişti. Riva gitmişti, değil mi? Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu adam geldi. Florya'yı, Riva'yı kurtardı, gitti. Ya nankörlük de kötü bir şey, biliyor musun? Şimdi kimse beğenmedi. Şimdi nankörlük yaparsan bedelini ağır öder. Şimdi Fenerbahçe Aykut Kocaman'ın bedelini ödüyor. 3 Temmuz'da bu kulübün şerefi, namusu olan insanı beğenmeyip yollayıp bu durumu hala hocan yok, derbedersin. Şimdi Galatasaray'da başkanlarını beğenmeyip eleştirip beğenmemezlikten, nankörlükten geldiği durum bu. Yani herkes demek ki Eyüp, nankörlük iyi bir şey değil. Yani daha vefalı olmak lazım diyorsun. Yani peki, kıymet bilmek lazım. Hasan abi, Beşiktaş iyi gidiyor değil mi Önder Hoca'yla? Gerçi hani onlar da şampiyon olamayacaklar, öyle gözüküyor da Galatasaray ve Fenerbahçe ile kıyaslarsak daha umut var bir futbol ortaya koyuyor Beşiktaş. Ya bir futbol oynuyor. Bir kere Önder Karaleli'yi tebrik ediyorum, bir. Josef'i orada tebrik ediyorum, iki. Yani iki yıldır gelmiş, daha ikinci yılında takımın karakteri olmuş. Yani bak, çok büyük Beşiktaşlı, büyük futbolcu. Helal olsun. Önder Karaleli futbolu biliyor. Futbolu biliyor. Orada kaç para alıyor bilmiyorum yani. Bir öyle de acizler de bir para bana da verdikleri yok. Çok cüzi bir para alıyordu. Sonrasında teknik direktör maaşını kestiler. Yani, çektiler, düzelttiler. Yok, bildiğim kadarıyla 30-35 bin lira bir para alıyor. Yok. Bildiğim kadarıyla. Daha fazla. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi demek ki bak, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bak, ey Türk futbolu, ey bankalar bildiği. Bakın orada altın ordu. Bu futbolcu makine fabrikası satıyor. Burada Önder Karaveli 30 bin lira, 10 bin lira maaşla geldi. Beşiktaş'ı şampiyonluğa oynatabiliyor. En azından sürdü. Demek ki mesele bu kulüplere borç para vermeniz değil. Vermeyin bunlara borç para. Yazık ediyorsunuz bu ülkenin paralarına. Bak, öz kaynaklarına döndüğü zaman bu ülke ne güzel değerler ortaya çıkartıyor. Katılıyor musun Eyüp? Doğru, yok. Bunu zaten hep konuşuyoruz. Bak Beren'e ne oldu? Bak İsmail Kartal. Beşiktaş'ta kim vardı? Sergen Yalçın. Ondan önce, şimdi önden önceki var. Ya şey, Şenol Güneş. Bu ülkenin kendi değerleri bu ülkeye yeter. Bu kadar paraya da gerek yok. Biliyorsun Sergen Yalçın 50 milyon istemişti bu sezon için. Sonra bir 20-25'e bağladılar. Anlaştılar. Önder Karaveli'ye getir. De ki senelik 500 bin lira 10 yıllık kontrat yap. Demek ki mesele, geri kalır mı Sergen Yalçın'dan? Önder kalmaz abi Karaveli. Bak gittik. Mesela Murat Köle. Yani şeyin gibi, İsmail Çipe gibi. Nasıl? Hani orada böyle bir şey. Belli, herkes her şeyi anlıyor. Bu yani, arada yani Önder Karaveli bundan sonra mesela Beşiktaş'ta devam etmese bile çok iyi, çok güzel teklifler alır yani. Kendisini ispatladı. O fırsatı değerlendirdi yani. Bravo. Hem karakter olarak, hem futbol bilgisi olarak. Hem peki, o sağ duruşu. Şimdi ya bir şey söyleyeceğim. Bu ülke bak, değerleri ne kadar kıymetli. İşte bak Abdullah Avcı, yapmayın ha. Bak bu kadar büyük para yok. Bu paralar gerek yok. Bu kulüpler şu andaki bütçesinin onda bir bütçesiyle bu ligde inanılmaz inanılmaz başarılar elde edebilirler. Bu mesele para değil, iş bilmezlik, beceriksizlik. Peki Hasan abi, son olarak Trabzonspor'u konuşalım. Trabzonspor bir yandan da kadro mühendisliğine devam ediyor. Altınordu'dan Enis Desten'i aldılar. Bravo. Edin Vişka'yı aldılar. Yabancı oyuncular yine geldi. Hem yarışta birinci, şampiyonluğa yürüyorlar. Hem de Hasan abi, genç oyuncu olsun, tecrübeli futbolcu olsun, kadro mühendisliği de devam ediyor. Abdullah Avcı, bravo, ve Ahmet Ağoğlu orada iyi bir iş çıkartıyorlar diyebilir miyiz? Bir yazarım Ahmet Ağoğlu, iki yazarım Abdullah Avcı, başarıdaki en büyük pay. Ve Abdullah Avcı'nın bak şöyle bir şey var, çok doğru bir yere gitti. Biliyorsun ben
Adam Newton oldum dedim ki derhal yollayın Abdullah Avcı'ya. Bir ay iki ay konuştuk bunu. Evet, sonra evet. Doğru kararı aldılar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki aldığı oyunculara bak. Bak takip et. Abdullah Avcı'nın başarısı ortada bu işte. Çok gerek bu işi bilen bir hoca. Bunun önünü de açarsan Abdullah Avcı'nın çok büyük, bence çok büyük getiriler sağlayacak ve Trabzonspor ileriye dönük bak. Hani gençleştirme diyorlar ya, İsmail Çipe Arda, Göbekli Arda, hani de hikaye anlattılar ya. Ondan sonra ortaya o çıktı. Gençleştirme bu abi bak. Sen şampiyonluğa oynarken, sen şampiyonluğu garantilerken, giderken gençleştirmeyi yapacaksın. Kaliteli oyuncuları takır tıkır takviye yapacaksın. Bir Trabzonspor'un yolu çok açık. Sana söyleyeyim. Bundan sonra Abdullah Avcı ve Ahmet Ağaoğlu'yla bu kulübün önü çok açılmıştır. Daha da açılacaktır. Ve Türk futboluna da bak tebrik ediyorum. Böyle gençleri de kazandırarak, oynatarak bir rol model olacaktır. Yani o 70'li yıllardaki Trabzonspor tekrar ruhu, efsanesi geri dönüyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum Türk futboluna. İnşallah daha iyi olur. Hasan abi teşekkür ediyoruz yorumların için. Rica ederim. Rica ederim. Kendine dikkat et, hoşçakal. Sağ ol. Evet, Hasan Bek'le telefon bağlantımızı yaptık. Hasan abiyle tabii bütün takımlarımızı konuştuk. Birazdan Beşiktaş'ı daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Telefon attığımızda Süleyman Oktay olacak. Bir aksilik olmazsa tabii, bazen ulaşamıyoruz. Söz kestiğimiz halde telefon açılmıyor, müsait olunmuyor vesaire. Bir aksilik olmazsa Beşiktaş bağlantımız olacak. Sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ilgili de bağlantılarımız olacak değerli dinleyenler. Şimdi kısa bir reklam aramız var. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir başka bağlantıya geçeceğiz birazdan. Mehmet Ünlü demiş ki Trabzonspor ve Abdullah Avcı'nın başarısını konuşurken Arda Turan ve İsmail Çipe üzerinden Galatasaray'a laf atmanın manası ne demiş. Böyle bir eleştiri yapmış Hasan Bek'in yorumlarına. Buna Hasan abi cevaplar. Açıkçası orada kulüpler birbirleriyle karşılaştırılıyor. Galatasaray'da da çok belirgin, bariz bir başarısızlık olduğu da ortada. Tabii çok ilginç bir durum var. Galatasaray özellikle konuşurken bunun altını çizeceğiz. Bazı Galatasaraylılar bu başarısızlığın konuşulmasını istemiyorlar. Ben de bir Galatasaraylı olarak kendi düşüncemi şöyle ekleyeyim. Bence çok detaylı konuşulmalı. Her yönüyle Galatasaray'daki başarısızlık analiz edilmeli. Evet, Beşiktaş'a geçiyoruz demiştik. Galatasaray'ı birazdan konuşacağız zaten. Ve Beşiktaş'ın değerlerinden, bize de her zaman destek olan çok önemli bir spor insanı, değerli bir büyüğümüz Süleyman Oktay var telefon attığımızda. Süleyman abi hoş geldin. Eyüp'cim hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum. Sana da hayırlı yayınlar. Bu İstanbul'un karlı sabahında, dünkü kaos ortamından sonra hakikaten dün bayağı bir sıkıntılar oldu. Bütün İstanbul kara teslim oldu. Tabii ki Eyüp'cüm, bir iki kelime edersek, yani bu, yapacak bir şey yok. Yani bu kadar İstanbul'un kalabalığına, bu kadar keşmekeşliğine, bu kadar yani İstanbul'un bütün yükünü çeken E5 ve TEM yolu, diyoruz ki ya bu yollar kapandı. Kapanır. Bu kadar araba var, bu kadar insan kalabalığı. Yani bunu çok hep görüyoruz. Yani bunu böyle biraz fazla kar yağdığı zaman İstanbul'da zaten, ya burada biraz tabii ki siyasi olmamak lazım. Burada ne belediyelerin yapabileceği, ne karayolların yapabileceği, yani birdenbire bu kadar şiddetli tipi halinde bastıran karada yapacak fazla bir şey olmuyor. Bunu devamlı hepimiz görüyoruz. Yani o bakımdan hiç kimseye... Bir de İstanbul'da eski İstanbul değil artık. Yani ucu bucağı yok Süleyman abi. Tabii yani bu kadar nüfusa, bu kadar kalabalığa, bu kadar arabaya, ya araba satışları son hız devam ediyor.
ve de en fazla arabayı İstanbul satıyor, İstanbul'dakiler alıyor ama yollarımız aynı. Eyüp, nasıl olacak bu iş? Tabii ki ya, bu kar, yani bu dünkü kar bir hakikaten çok fazla yağan ve de göz gözü görmedi. Ama bunu, şu da var, evvelden bu yetkililer bunun bildirisini yaptılar zaten. Ya biraz dinleyip evinde otur, çıkma bu ya bir günde çıkma, iki gün çıkma. Yani tamam, herkes işine gücüne gidecek ama çok mecbur olmadıkça, çok acil bir şeylerin olmadıkça çıkma kardeşim. Bunu duyurusunu yapıyorlar ya. Sağır sultanlar bile dünkü havanın öğleden sonra bunu yapacağını, her tarafta bu geçti. Bütün meteoroloji bunu söyledi. Daha işte sokaklara çıkıp yollarda kalıp, yani bunun şeyi yok ki, bir anlamı yok yani. Otur, insanlarda da biraz, insanımızda da tabii ki, bizlerde de kabahat var yani bu bakımdan Eyüp'cüm. Yani biz de dikkat etmiyoruz ya. Evet, haklısın abi. Biraz ben de düşünüyorum yani, İstanbul'larda biraz daha kar uyarılarını ciddiye alıp mecbur olmadıkça kolayı, dışarıya çıkmaya Eyüp'cüm, en kolayı ya en kolayı işte sorumlulara topu atmak. Sorumlular ya öyle yapmalıydı, böyle yapmalıydı. Ya biz bunu şu an dün yaşamadık ki. Her zaman böyle bir kuvvetli bir kar olduğu zaman İstanbul'da biz bunu devamlı yaşıyoruz. Ya ben bundan 10 sene 12 sene evvel mi ne? Ben de Haramidere'de kaldım. Bütün sabaha kadar kalmıştım yani. Yani biraz da kabahat bizlerde. Bile bile çıkıyoruz yollara. Şöyle bir şey yaşamıştım, evet. Süleyman abi. Karla ilgili değil ama Olimpiyat stadının ilk açıldığında Galatasaray Olympiakos'tu yanlış hatırlamıyorsam, bir maç yapacaktı. Daha stadın yolları yapılmamış yani. Bir de 80 bin 90 bin insan gitmiş. 7 saat 8 saat Olimpiyat stadının yollarında beklemiştim. Ne stada ulaşabilmiştim ne de eve geri dönebilmiştim. Benim de yani böyle yolda ya, kalma hikayem var yani. Kanla ya, alakalı değil ama ya, işte, insanın ya, başına işte, geliyor. Geliyor maalesef, organize eksikliğimiz veya işte bizlerin fazla dikkat etmemesi, duyarlı olmaması. Yani bir de biz şeyiz tabii, Türk milleti olarak biraz kelle koltukta olmayı seviyoruz. Ya gidelim de artık ne olursa olsun. Gidiyorsun ama ondan sonra sabaha kadar işte E5'te, TEM'de kalıyorsun oralarda, yani hiç kıymeti yok. Peki. Evet, ben fazla uzattım. Yok. Yani bu sonuç itibariyle evet, merkezimizde spor var, futbol var ama yani bu hayatı da yaşıyoruz. Bu ülkenin de bir parçasıyız ve dün sıkıntılı bir gece geçirdik. Doğal olarak konuşmamız normal. Şimdi istersen Beşiktaş'a geçelim Süleyman abi. Tamam. Önder Karaveli'yi sen yakından takip ediyorsun. Oynattığı futbolda yakından takip ediyorsun. Puan tablosuna baktığımızda, daha doğrusu Sergen Yalçın dönemiyle kıyasladığımızda bir tık daha iyi oynattığını görüyoruz. Daha fazla puan topladığını görüyoruz. Bu Beşiktaş için yeterli mi? Son maç için neler söylersin? Ya muhakkak tabii biz hepimiz şu şekilde görüyoruz. Yani bir takımın işte başında hoca var. Ve de bütün şeyi, iyi oynarsa hocaya, kötü oynarsa yine hocaya. Aslında şu anki Beşiktaş'taki durum, Sergen Yalçın döneminde oynamayan futbolcular Önder Karaveli hoca zamanında biraz kıpırdadılar. Önder Karaveli yoksa Süper Lig'de Beşiktaş'ın veya başka takımlarda hocalık yapmış, yıllarca bu işi yapmış bir hoca olarak, yani bir anda kalkıp da tabii ki Önder hocayla ne çok iyi olabilir ne çok kötü olabilir ama muhakkak işte futbolculara yaklaşımı, onlara bir abi modunda yaklaşması, güler yüzü, insanlara tabii ki iyi gelmesi, hoş gelmesi. Ama bu takım zaten sezon başı hepimizin bildiği gibi çok iyi takım değil miydi? Çok iyi futbolcular, çok iyi kadro değil miydi? Ya şu an oynanan futbol, Beşiktaş'ın oynadığı futbol bence o beklentilerin
yarısını bile karşılamış değil şu an. Hı hı. Yani Önder Hoca ile falan olacak iş değil. Yani çok tecrübeli insanların yapması gereken işler bunlar. Hocalık tabii ki öyle kolay bir durum da değil. Yani Önder Hoca muhakkak bir faydası, bir dokunuşu oldu. Ama bu takım zaten, yani bunu kim çıksa bu takımın başında bu kadar oynayacak, bu kadar puan toplayacak yani. Bakma sen Sergen Hoca ile kötü gözüken takım. Ya Sergen Hoca protestoydu o. Başka hiçbir şey değil. Şimdi ben insanları dinliyorum. Konuşuyorlar. Herkes bir yorum yapıyor. Ya işte o takım çok kötüydü o anda. İşte bir anda böyle oldu falan. Değil. Sergen Hoca'ya oynamadılar. Artık tabii ki Sergen'in de burada kendine bir bakıp niye o takıma öyleydi, niye kötü oynuyordu, niye kötü sonuçlar geldi. O da muhakkak onun biliyordur neyin ne olduğunu biliyordur. O da futbolcuların niye o kadar kötü oynadıklarını tabii ki Sergen Hoca biraz da kendine bakıp yaptığı yorumlara bakacak. Basın toplantılarında işte ben mi çıkıp oynayayım dersen, futbolcuları atarsan ortaya, o futbolcular da sana o kadar top oynar. Şimdi Önder Hoca onlara güler yüzlü gözüküyor. İyi, hoş konuşuyor, güzel konuşuyor. Birebir ilişkilere giriyor. Futbolcular da bir gayret ediyor. Ama emin ol bu takım oynayacağı futbolun yarısında değil şu an yani. Ya kalkıp en son tabii ki Malatya maçından da konuşursak tamam. Beşiktaş goller kaçtı. Kötü oynamadı ama iyi de oynamadı. Beşiktaş Malatya'yı ne olursa olsun ligin en altındaki panik halindeki bir takımı oradan yenip gelmesi lazım. Yani neticede tamam son dakikalar ama futbol hakemin maç bitiş düdüğü çalmadan maç bitmiyor. İşte bir penaltı oluyor ve o penaltıyla da sen 2 puanı veriyorsun. Yani onun için Beşiktaş bu sene biraz hedeften de tabii ki uzaklaştığı için ve de bu antrenör değişiklikleri ve de bu işte daha evvelki sezon içindeki sakatlıklar takımı çok etkiledi. Onun için Beşiktaş bu sene hedefine de gidemediğinden dolayı şampiyonluktan da çok uzaklaştı. Futbolcular şu an ya çıkıyorlar işte bir seneye gidecekleri takımlarla ilgili antrenmanlarını yapıyorlar bence. Çünkü birçoğu kiralık, gidecekler. Onlar hazır kalalım diye o gayretle oynuyorlar ama bir şampiyonluk hedefi olan bir takımın oynadığı futbol değil bu yani. Eyüpçüm. Peki bu takımda nasıl bir revizyon yapılmalı? Şimdi transfer döneminde savunmanın yaşlı olduğu söyleniyor artık. Yani savunmayla ilgili eleştiriler var. Kanatlarda yine özellikle Larin sözleşme yenilemediği için sıkıntılar yaşanıyor. Senin Süleyman abi takviye beklediğin pozisyonlar hangileri? Nerelere takviye yapılması lazım? Ya şimdi... Tabii ki takviye dediğimiz zaman gidenleri de gidebilecek olan futbolcuları da göz önüne almak lazım. Yani şu an iyi gözüküyordur, biraz iyidir ama gideceği için seneye, şimdi bildiğim kadarıyla bayağı gidecek futbolcu var seneye ve de anlaşması biten futbolcular var. Acaba onlarla anlaşma olacak mı, olmayacak mı? O zaman bir sürü yere futbolcu gerekebilir Eyüpçüm. Yani şimdi şu an şu mevkiye, bu mevkiye, ama şu an gördüğümüz kadarıyla tabii ki ya bu Beşiktaş'a 2-3 tane takviye yaptığın zaman eğer bu takımı tutabilirsen, tabii bu takımı tutabilirsen seneye yine şampiyonla oynar bu takım. Yani oynamaması mümkün değil. İyi futbolcular var. Kötü bir takım değil, kötü bir görüntü vermiyor. Yani bak emin ol şu an %50 oynamalarına rağmen gene ligde çok takımdan veya bir iki tane iyi diyebileceğimiz takım varsa gene şu görüntüde Beşiktaş onların içinde. Ama Beşiktaş'ın biz tabii ki geçen sene o oynadığı Sergen Yalçın zamanında oynadığı futbolu bildiğimiz için diyoruz ki %50 ile oynuyorlar şu an. Geçen sene hakikaten sahada müthiş paslaşmalar yapan çok istekli, arzulu, topu rakipten
6-7 saniyede, 5 saniyede alan bir takım vardı. Ve nefes aldırmayan ve de kalesinde gol pozisyonu vermeyen bir Beşiktaş vardı. O Beşiktaş'tan bu Beşiktaş'a geldik. Ben onun için diyorum Beşiktaş şu an çok da iyi gözükmüyor diye. Ben geçen seneyle mukayese ediyorum. Zaten sen şampiyon olacaksan, yukarılara oynayacaksan o futbolu oynaman lazım Eyüpçüm. Yani bu futbolu değil. Yani iyi bir takım son dakikalarda bu şekilde mesela Malatya'da maçı vermez veya daha evvelki maçlarda Karagümrük maçı, Antep maçı 1-0'larla devam etmez. Golü bulamıyor. Takım kolay gol yiyor, gol atamıyor. Pozisyon yok mu? Pozisyon da var. Pozisyona da giriliyor. Demek ki burada senin soruna gelirsek demek ki golcü bir santrofor çok önemli. Bir defa bu takımların... Batshuayi gibi bir oyuncu var ama yani o da çok kaçırmasıyla artık yani gündeme geliyor sürekli bir şekilde. Vallahi Eyüp, yani eğer Batshuayi bu saatten sonra gol vuruşları düzelip golleri atmaya başlarsa herkes şaşıracak herhalde yani. Çünkü ligin başından beri Batshuayi bir sürü gol pozisyonlarına girdi ama ya kalecinin üstüne vuruyor... Ya vuruş sertliğini tam sert vuramıyor. Mesela diyorlar ki Batshuayi işte gerekli sertlikte vuruyor. Bence gerekli sertlikte vurmuyor. Bak emin ol, eğer gerekli sertlikte vursa toplara, top kalecinin eline koluna bile çarpsa içeri girer. Demek ki o bir Abubakar'ın vurduğu gibi, böyle hani deriz ya biz futbolda, mermi gibi vurdu. İşte yani o şekilde vursa girecek. Veya golcüler gol vuruşlarını yapacağı köşeyi belirler. Vuracağı yeri belirler. Oraya vurur ama gol olur gol olmaz. Batshuayi'de bu yok. Batshuayi vuruyor kaleye. Nereye giderse. Ya avuta gidiyor ya kalecinin üstüne gidiyor. Gerekli sertlikte olmayınca işte gol sayısı az oluyor. Yani Batshuayi diyorlar işte 9 golü var. İşte gol attı. Fena da değil falan golleri. Bu attığı gollerin zaten 3'ü 4'ü penaltı. Tamam, penaltı da kolay olmuyor. Yani herkes atamıyor ama mesela Bakasetas şeyde atamadı. Giresun maçında 2 tane üst üste kaçırdı. Evet, evet. Tamam. Yani o da ayrı ama bence golcünün oyun içinde attığı goller çok önemli. Ve de önemli maçlarda attığı goller önemli veya takım gerideyken takımı öne geçirecek attığı goller önemli. Bir maçta atar 3 tane 4 tane gol sayısını yükseltir. O çok şey değil yani. Ama yani o bakımdan da Batshuayi gerekli performansı şu ana kadar veremediğini görüyoruz. Hepimiz görüyoruz yani. Eğer Batshuayi gerekli performansı verseydi Beşiktaş'ın şu an belki de birkaç puan daha yukarıda olurdu Beşiktaş. Daha iyi olurdu, daha rahat olurdu veya Trabzon'un biraz daha yakınlaşmış olurdu Trabzon'a. Yani. Peki son olarak sana şunu da sormak isterim. Önder Hoca bu sezonu tamamlayacak, o belli oldu zaten, kontratı da yapıldı. Gelecek sezon Beşiktaş herhalde Önder Hoca ile devam etmeyecek. Yerli mi olmalı, yabancı mı olmalı Beşiktaş'ın teknik direktörü? Şenol Güneş üzerinde çok duruluyor. Şenol Güneş tekrardan geri dönmesi Beşiktaş için sana göre olumlu olur mu? Ya şimdi Eyüp'cüğüm, zaten bizde antrenörler, hocalar uzun vadeli değil. Sonuçlar biraz kötü geldiği zaman hocayı gönderiyorlar. Yani şimdi yabancı hoca gelip Türkiye'yi tanıyacak, Türk futbolunu tanıyacak ve de yani benim kastettiğim tabii Türk futboluna yabancıysa, bir de Türk futbolunda geçmişte de antrenörlük yapıp olanlardan da getirirlerse onu bilmem ama öyle de gördüğüm kadarıyla çok yok. Yabancı bir hoca gelecek. O seni tanıyana kadar zaten bir süre geçecek. Ya biz Del Bosque'leri falan gönderdik. Yani adam Türkiye'yi tanımadan kötü neticeler gelince hemen tabii ki gönderiyoruz. O bakımdan yerli hoca, Türkiye'yi bilen, Beşiktaş'ı bilen bir hoca gelmesi bence çok daha mantıklı. Ya benim gönlümden geçen Şenol Hoca mı? Ya Şenol Hoca çok iyiydi. Bak Beşiktaş'ta ben ilk 2 senesini, o zaman Beşiktaş TV'de de devamlı yorum yapıyordum ben.
çok yakından takip ettim. Yani hakikaten o iki sene şampiyonluk senesinde Şenol Hoca'nın futbol anlamında çok az hatasıyla sezonları bitirdiğini gördüm. Sonraki dönemlerde parasızlıklar falan oldu yönetimde. Futbolcular paralarını alamadılar. Oynamamaya başladılar. Zaten birkaç tanesi de parasını alamadı diye gitti. Pepe mesela çok iyi oynuyordu. Kim? Pepe çok iyi oynuyordu mesela. Ha. Paradan dolayı gönderildi. Gönderildi. Birkaç tanesi de bu şekilde gitti. Babel sahada yürümeye başladı o dönemlerde ki en iyi dönemiydi Babel'in. Beşiktaş tabii ki inişe geçti. Hatta Şenol Hoca'nın çok önemli oradaki şeyleri var. Ya benim maaşımı, paramı vermeyin. Futbolcularım verin. İşte veya başka transfer yapmayın. Siz eğer transfere para verecekseniz bu futbolcuların paralarını verin. Benim için bu önemli diye şeyleri vardı, konuşmaları vardı. Yani o bakımdan eğer Şenol Hoca ilk iki senesi şampiyonluk senelerinde müthiş bir hocalık yaptı. Zaten kariyerine de iki tane şampiyonluğu ekledi. Ama şimdi gelirse tabii ikinci sefer gelişinde şu an biraz da çatlak sesler var. İsteyenler var, istemeyenler var. Ne kadar Şenol Hoca'ya tahammül edilebilir veya ne kadar edilmez. Ama bana kalırsa ben de tabii Beşiktaş'ın içindenim. Beşiktaş'ta top oynadım. Eğer öze döneceksek, altyapıdan da bazı futbolcuları monte edeceksek ve de altyapıyı fabrika haline getireceksek ve de bunlara imkan tanıyacaksak, ama şimdi ben Rıza'dan bahsedeceğim, ama Rıza da gelip altyapı futbolcularını oynatmazsa o benim için geçerli değil. Ben niye Rıza tabii diyorum? Opsiyonlardan bir tanesi de Rıza Çalınbay. Tabii bak, benim gönlümden geçen Rıza, hem tecrübesi yıllarca Süper Lig'in içinde, tabii ki Beşiktaş farklı, Anadolu takımlarında hocalık yapmakla Beşiktaş'ta yapmak çok farklı, ama eğer ya bu Rıza başaramazsın, ya çok kişi başaramaz, çünkü Rıza bir kere daha Beşiktaş'ta hocalık yaptı ve de yıllardır bu işin içinde, en iyi yapabilecek altyapıdan gelmiş, öz kaynakta yıllarca takım kaptanlığı yapmış, ya Beşiktaş'ın kılcal damarlarını ondan iyi bilen olmaz. Ve de tabii ki camianın da Rıza'ya ne kadar sıcak bakacağını da biliyorum, ne kadar isteyeceğini de biliyorum. Ne kadar bazı böyle şeyler olsa da, çatlak sesler, bu her platformda, her şeyde olur. Bu her kurumlarda bunlar olur. Bunları dikkate almadan Rıza Hoca'yı getirip takımı teslim edeceksiniz, karışmayacaksınız. Eğer birkaç tane de transfer istiyorsa yapılacak. Ama muhakkak Rıza Hoca'nın geliş sebeplerinden en önemlisi de altyapıya önem verip Önder Karaveli ile köprü kurup Önder Hoca'yı da devreye sokup gene şeyde çok geri planda bırakmadan Önder Hoca ile beraber iyi oluşum yapıp o 1978'den başlayıp 1993'e kadar giden 15 seneyi, Beşiktaş tarihinin en başarılı olduğu 15 seneyi Rıza Çalınbay yaşatabilir Beşiktaş'a. Ama bu planları, bu organizeleri yapmak şartıyla diyorum Eyüp'cüm. Yani Rıza Hoca'yı ben kalkıp da biz Rıza altyapıdan geldik işte Beşiktaş'ın o çocuğu kaptanı falan diye demiyorum. Beşiktaş'a en uygun hoca hem öz kaynak düzeni anlamında hem de antrenörlük tecrübesi anlamında Beşiktaş'ın içini de bilen en uygun hoca bana kalırsa Rıza Çalınbay. Evet, ben Samet Hoca da diyeceğim. Samet Hoca da diyeceğim. O da aynı. O da o keza. Bak, Samet Hoca da olabilir. Adana Demirspor'da sezon başında başarısız bırakması birazcık sıkıntı yaratmaz mı? Ya işte tabii ki, ama Samet Hoca da tabii yılların tecrübesi. Bak, aynı zamanda da o takımı ikincilikten aldı, birincilikten aldı, Süper Lig'e çıkardı. O sezon başı tabii ki Balotelli ile olan problemleri falan o şekilde bir arada tatsız bir şeyler oldu, orada bıraktı. Ama Beşiktaş için işte o feda döneminde de mesela çok başarılı oldu. Yani olabilir, düşünülebilir. Yani senin sonuna gelirsem Türkiye'yi bilen, Türk futbolunu bilen, kulübün içinden bir hoca olursa bana daha mantıklı geliyor. Bir de bu hocalara nazın geçer. Paran olur, paran olmaz. Verirsin, veremezsin. Yani bunlar şey etmez. Fazla ısrarcı olmazlar o konularda. Yani her bakımdan bana kalırsa
daha düzgün bir şey olmuş olur. Bir de öz kaynak denetimi benim için şahsen hükmüm yerleştirmek ve de altyapıdan, öz kaynaktan futbolcular çıkarıp oynatmak. Bak Önder Hoca'nın benim gördüğüm kadarıyla bir hatası da bu. Belki müdahale ediyorlar deniyor. Şu an ortalıkta çok kişi diyor ki ya Önder Hoca'ya takım tertibinde müdahale ediliyor. Ya bilmiyorum yani ediliyor mu edilmiyor mu, ama ediliyorsa yanlış yapıyorlar. Ya ben daha la Beşiktaş'a bir fayda sağlamayacak, Beşiktaş'a çok da bir şey veremeyecek futbolcuları oynatacağıma emin ol, o gençlerle oynarım. Yani 20 dakika koyarım, 30 dakika onları koyarım. Yani mesela bu hafta Tekşehir'in 11'de başlaması birazcık eleştirildi, yani orada Beşiktaş'ın genç futbolcuları var. Onlar da ki ikinci yarıda oyuna girip çok da maça etki etmişlikleri de var. Yani onlara daha fazla şans verilebilir. Yani Beşiktaş için bu sezon artık gençlere fırsat tanıma sezonu. Bak bravo Eyüp'cüm, ne güzel söyledin değil mi? Bak sen de hakikaten iyi bir yayıncısın. İyi yorumcusun. Hakikaten öylesin. Bir de işin devamlı içinde olduğunuz için bak ne güzel söyledin. Şimdi orada Tekşiran'ın oynaması veya bazı böyle para verilip isim olarak alınan futbolcu oynaması 40 sene evvel de vardı. Parayı verdik bu oynasın. Biz zor durumda kalmayalım. Sonra tribünler bize, camia bize ne der? Bak bu kadar para verdiniz, bu adam niye oynamıyor? Ne kadar yanlış bir düşünce değil mi? Halbuki lafa gelince ya genç, yaşlı, yıldız ayrımı olmaz. Genç de iyiyse genç de oynar. Genç iyiydi. Emirhan Rize'de mükemmel oynadı. Daha Alex Tekşiran'ın Emirhan gibi oynadığı bir Rize maçı yok. Evet. O zaman kimi koyarım ben? Yani peki. İyi de buyur. Buyur abi. Son sözünü alalım. Yani Emirhan gibi futbolcuları ısrarla tekrar oynatacaksın. Her altyapıdan gelen, öz kaynaktan gelen her maç başarılı olacak diye bir kaydı yok. Bir de çıkar çıkmaz çok başarılı oynayacak diye bir şey de yok. Bak o bizim dönemimizdeki altyapıda fabrika Serpil Hamdi Hoca ile beraber, bizlerle beraber olan gelen takımdan herkes hemen gelir gelmez oynamadı. Bazıları bekledi, bazıları oyuna girdi çıktı, kötü oynadı bekledi. Ama beklemeye tahammül oldu. Çünkü bizler ilk oynayanlar kabul ettirdiğimiz için arkadan gelenlere tahammül edildi. Daha rahat oynadılar. O bakımdan şimdi de bak Zıdvan oynuyor. Girdi takıma maşallah. Aferin. Ersin oynuyor. Serdar niye yok? Ben Serdar'ı merak ediyorum. Serdar oynadığı maçlarda kötü oynamadı. Ya bu çocuk yani oynayabilir, Montero kadar oynayabilir, Wellington kadar oynayabilir, hatta kötü bir vida kadar da oynayabilir, vidadan iyi de oynayabilir. Yani niye yok? Şimdi eğer öz kaynağı kazandıracaksak bu takımı, hem ki bu parasızlık düzeninde, parasızlık durumunda bu çocuklar, çünkü bedava maliyet, bu çocuklarla oynayacaksak bunlarla da başarılı olunabilir. Bunlar geçmişte oldu, yapıldı. Altın Ordu Kulübü bunu iyi yapıyor. Eyüpçüm yani. Peki Süleyman abi. Estağfurullah, güzel güzel dolu dolu Beşiktaş'ı konuştuk. Ağzına sağlık, teşekkürler. Bir şey değil Eyüpçüm, iyi yayınlar. Hoşça kal. Bir reklam arası verelim. Hatta Mehmet bir de güzel bir parça çalalım. Dinleyenlerimizin kulağının pası silinsin. Güzel bir şarkı paylaşalım. Sonrasında telefon bağlantımız Fenerbahçe olacak. Aran Markaroğlu ile bir bağlantı yapacağız. Trabzonspor bağlantımızı Aksal Yavuz'un ufak bir işi çıkması nedeniyle bir 15-20 dakika erteledik. Önce Fenerbahçe, sonra Trabzonspor, sonra Galatasaray. Yani bağlantılar devam edecek. Şimdi reklam ve şarkı arası. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Telefon bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan da İstanbul'daki yol durumunu takip ediyorum. Merkezlerde trafik açık gözüküyor. Bir yandan da haritalara bakıyorum ama özellikle Mahmut Bey, Başakşehir,
Mahmut Bey gişeleri tabii orası. Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece. Oralarda problemler devam ediyor. Valilik bugün saat 13'e kadar özel arabaların çıkmaması konusunda uyardı. Bunu da belirtmiş olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hala daha trafiğin çözülmediği yerler var. Şu an Mahmut Bey'den görüntüler görüyorum. Ve yol kenarında bekleyen araçlar var. Bazı sürücüler de artık arabayı bırakıp gitmişler yani. Onlar da bu trafik nasıl çözülecek, biraz zamana ihtiyacı var. Yolun kenarına bırakıp gitmişler. İnşallah en kısa sürede bu trafik problemi çözülür. Evet, Fenerbahçe'yi konuşacağız demiştik. Telefonlu hattımızda da Fenerbahçe eski yöneticilerinden, aynı zamanda çok değerli bir iş insanı Aram Markaroğlu var. Aram abi, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Eyüp Yıldız. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler Aram abi. Bir yandan da trafiği takip ediyorum. Dün gece ben de eve gidemedim. Baktım kar yağışı eve ulaşmamıza engel oluyor. Biz de şirkette kaldık burada. Şirkette kaldınız. Evet, ben de sabah erkenden çıktım valla. Bir şekilde geldik. Daha doğrusu yayınlanmamıştı bu çıkma yasağı. Ondan sonra erkenden geldik, ulaştık iş yerine. O zaman... Ama şartlar çok zor. Daha bizim şubelerimizdeki arkadaşlar bazıları şubelerde kaldı. Hazımköy'de, bazısı Konya'da. Hı hı. Yani bilhassa İstanbul'da yolda kalan, hatta Trakya şubemizdeki arkadaşlar yolda bir şeyde bir kafevari bir yerde falan kaldılar. Herkesin şartları zor. Allah herkese kolaylık versin. Teşekkürler Aram abi. Yolda sıkıntı yaşayan bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Sonrasında da Fenerbahçe'yi konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe deplasmanlarda problem yaşamaya devam ediyor. İsmail Hoca tabii Fenerbahçe camiasının çok sevdiği bir isim. Ama bir geçiş hocası olarak görülüyor. Özellikle son maç üzerinden gidecek olursak Fenerbahçe'deki durum, bu nasıl değerlendiriyorsun? Sivasspor karşısında da bir birlik bir beraberlik vardı. Valla son maçta İsmail Hoca yine farkını bana göre ortaya koydu. Daha kompakt bir top oynadık. Daha bir sahayı parseledik biraz da ilk devre. İkinci devre de yine Sivas dirençli bir takım. Sivas kolay bir takım değil. O saha şartlarında, hava şartlarında koşan bir takım. Onların da eksiklikleri vardı. Doğru. Ama maç alınıyordu. Ama Berke kardeşimiz tabii genç bir arkadaş. Hata olacak. Kaleci hata yapacak. Onun çaresi yok ama biraz daha dikkatli olsaydı onu çok rahat yumruklayabilirdi, çıkartabilirdi. O maçı alsaydık İsmail Hoca için de iyi bir şeydi. Ama yine de bir farkı gözlemleniyor diyebilirim. Ama artık bu sene için çok fazla ligde yapacak bir şey yok. İnşallah Ziya Kupası'nda işte bu konferans ligi diye bir şey çıktı şimdi, yeni biliyorsun. Oralarda birkaç tur gidilirse yani bu sene de böyle kapanacak maalesef. Ama biz ta baştan beri söylediğimiz aksaklıklar tepeden aşağı geliyor. Sırf futbol takımında mal etmemek lazım. Genel yönetim tarzı, yönetim biçimi maalesef Fenerbahçe'yi buraya getiriyor ve bu şekilde devam ederse de bir dahaki yıllarda da çok fazla bir değişiklik olacak anlamında değil. Peki Aram abi, baktığında Mesut Özil'in performansının da gittikçe geriye gittiğini ve son dönemde de artık kadroya da girmekte sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Sivas'a da gitmedi. Kimilerine göre hasta olduğu için gitmedi ama oynayacak durumda olduğunda da hoca çok tercih etmiyor. İkinci yarılarda düşünüyor. Mesut Fenerbahçe kimyası tam olarak örtüşmedi değil mi? Uyuşmadı. Şimdi bir kere orada işte yönetim hatası diyoruz ya, Fenerbahçe evet, alanında öne çıkmış insanların oluşturacağı bir yönetim kuruluyla ve istişareyle, müşavereyle yönetilir. Böyle tek bir adam çıkıp ben yaptım olduğuyla falan Fenerbahçe yönetilemez. Eğer Fenerbahçe öyle yönetilirse gidersin, orta sahaya oyuncu alırsın. Önce Mesut'u alırsın, arkasına aynı şekilde kreatif top oynayacak iki oyuncudan bir de İrfan Can'ı alırsın. Eğer İrfan Can'ı alıyorsan Mesut'u almayacaksın. Eğer Mesut'u alıyorsan İrfan'a gerek yok ama ikisinin hangisini tercih edersin? Tabii ki 26 yaşındaki İrfan Can'ı tercih edersin. Ama biz tabii burada yönetimin içinde bulunduğumuz sürelerde de pek bizi dinleyen bir şey olmadı. Fikrimize başvuran daha iyi olmadı. O zaman da biz de müsaade istedik. Ayrıldık. Yoksa kişilerle hiçbir problemimiz yok. Bizim de Ali Bey'le ne başkasıyla bir problemimiz olmaz. Herkes Fenerbahçe'de bir şey yapmak istiyor. Ama yani çalışma şekilleri, kafa yapıları, anlayışlar uymayınca biz ve benden önce de birkaç arkadaşlar biliyorsunuz işte Metin Şen,
daha sonra Semih Özsoy. Bunlar hepsi faydalı arkadaşlardı. Sonra Gürel Aydın, futbol aşığı benimle beraberdi ama çok faydalı bir arkadaştı. Bu gibi arkadaşlar baktılar ki bir şey yerine konulmuyoruz. Keza ben de. Fikrimiz dinlenmiyor. O zaman hepimiz iş güç sahibi insanlarız. Boşa vakit harcamaya gerek yok. Bari başkaları gelirdi ki kendini dinletebilir dedik ve müsaade istedik. Ama bu şekilde yönetilmeye devam edince işte daha çok mesutlar alırız. Mesut'un futbolcuna, kariyerine kimse bir şey demiyor. Çok temiz bir sol ayağı var ama bana göre doymuş, bitmiş. O adam artık ticarete dönmüş, onu yapmış, bunu yapmış. Bundan sonraki yaşamını ve planlıyor. Bundan sonra futboldan sonraki yaşamını planlıyor. Parası olarak bir yere ulaşmış. O adam kafayasını topa sokar mı artık o sahada? Bütün bunları bilmek lazım. Onun için de biraz tecrübe gerekiyor. Bunlar da maalesef işte istişarede de yönetilmeyince de bir kişi de bunu bu şekilde o anın havasına kapılıp yani bir flash transfer yapayım arzusuyla Acun Ilıcalı ile beraber başkan oturmuş, karar vermiş. İşte yönetim kurulu üyeleri de sonra bizler de gazeteden falan okuyoruz Mesut'un transferi falan. Böyle kulüpler etseniz olacak sonuç bu olur. Yani üzüntülüyüz. Çünkü Ali Koç'un Sayın Ali Koç'un başkan olması için ilk başta en büyük çabayı sarf eden insanlardan birisi. 22 arkadaşımızla beraber Bindim'de 2000 kişilik bir toplantısını yaptık. O bir örnek teşkil etti. Arkadan yine ayrılan Gürel Aydın yine arkadaşlarla beraber WoW'daki büyük toplantısını yaptı. Sonra bu ateş Türkiye'yi sardı. Hepimizin hayalinde Sayın Başkan'ın Fenerbahçe'yi interlandıyla, tarzıyla, çevresiyle, birikimiyle, maddi imkanlarıyla uçuracağı yönündeydi. Ama olmadı, yanıldık, üzüldük. Sonra da gitmeyeceğini görünce de biraz önce ismini saydığım değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, dostlarım. En sonunda ben de artık 2,5 senede ben dayandım. En sonunda İzzet-i İkbal'le çekildik. Ama maalesef bu şekilde giderse bundan iyisi olmayacaktır. Bu da bizi tabii görüyoruz ve üzüyor açıkçası. Protestolara rağmen Başkan Ali Koç seçim kararı almayacak. Bu yönde kararlı yani seçim yapmama gibi bir kararlılığı var. Almayacak. Çünkü ben bir de kendi empati yapmak lazım. Hayatta ben hep onu yaparak yaşadım. Belli bir yaşta da geldik. Yaşta Kemal'e erdi. Şimdiki er kendini Ali Koç'un yerine koydu. Bu kadar büyük başarısızlık. Harcanan ciddi paralar. Cebinden konulan ciddi bir 50 milyon dolar gibi hiç kimsenin ondan başka yapamayacağı bir bağış Türkiye'de neredeyse. Ondan sonra Yapı Kredi Bankası'ndan alınan çok ciddi krediler. Onlar hep Ali Koç'un olanaklarıyla oldu. Sonra şimdi biz Ali Koç'la ayrıldık. Benim artık kendisine bir ilgim de kalmadı. Bundan sonra da Allah etmesi olmaz. Ama doğruları da söylemekten de Fenerbahçe'yle hiçbir şey ağır koymaz. Ondan sonra yaptığı verdiği sponsorlukları bulamıyorduk işte kardeşim. Türkiye'nin bu şartlarında işte Euro'lar gelmiş buralara. O zaman da yani bulamıyordu sponsor. Yani bu diğer kulüpler için de geçerli. Ya bu adam bütün şirketlerinde sponsor yaptı. Ama bazıları da diyorlar ki şimdi işte bütün şirketlerin kendi şirketlerini yaptı başkası yanaşamıyor. Ya o kadar da değil yok işte kardeşim. Yanaşsa da verecek o paralarda kimsecikler yok. Yani keşke başkan yani birkaç sene daha böyle birinin altında çalışsaydı. Biraz daha kendi bu işlere adapte olsaydı. Çünkü dönemde ara verdi. Ondan sonra keşke başkanlık makamına talip olsaydı. Belki de daha iyi olurdu. Çünkü Ali Koç'u kaybetmek de Fenerbahçe'ye bir şey kazandırmaz ki. Bu kadar geniş interlandı, çevresi, fiyatı, Ford'u, efendim bankası, şusu busu olan bir adamı bir daha başkan olarak. Bu tip insanlar bu işlere girmiyor. Bakma Ali Bey'in işte çocukluktan bir hayali, bir sevdası var girdi. Ama bu kadar iş hayatında tırmanmış insanlar bu işlere girip ondan bundan küfür kafir yemiyor. Yani bu işleri de altına girmek de kolay işler değil. Aslında önemli bir fedakarlık var diyorsunuz. Ya ne diyorsun ya bırak parayı parası var veriyor. Tamam Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Ama bir de mesai veriyor bütün gün kulüpte. Ama yine olmuyor. Bu sefer de mecburen yani bir seçim kararı alsın diyor 9 günlükle. Ama geriye dönüyorum kendimi onun yerine koyuyorum. Adım Ali soyadım Koç. Türkiye'nin bu kadar sayılı bir iş adamıyım. Burada bıraktım gittim. 10 tane daha Koç Holding'in olsa hala artık Türkiye'de o presi o şeye bir daha kavuşamaz. Yani gerçekten Fenerbahçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamı kadar Türkiye'de önemli bir makamdır. Nedenine gelince Türkiye yönetmek kadar da Fenerbahçe yönetmek zordur. Bütün burada Ali Koç diye bir adam bu kadar servetiyle, namıyla, şöhretiyle yapamadın deyip çekildi. Nasıl bundan sonraki yaşamında onunla çok derin bir yara, bir iz bırakır.
Ondan dolayı da tabii böyle bir kongreye götürmek istemiyor. Ama benim ona geçen gün Twitter'dan da yazdım. Şöyle bir önerim var. Madem biraz daha denemek istiyor. Fenerbahçe biliyorsun seçimler ayrı ayrı yapılır. Başkan ayrı seçilir, yönetim ayrı seçilir, kurullar ayrı seçilir. Bana göre kurullara da dokunmasın. Başkan olarak da kendi istifa etmesin. Yönetimini Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından beraber istişare edeceği, kimsenin mevcut yönetimde bizim zamanımızdaki yönetime de bile fikir pek beyan edemediği değil de daha böyle azı dişi gibi kendisini dinletecek insanlardan, Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından, içine spordan gelen insanlar da olabilir ama bu işin bir de ekonomik tarafı var. Hem ekonomik olarak kendisine de üstüne kalmasın tamamen, hem ekonomik olarak kapitalini bulacak, hem müşavere istişare edip kendi aykırı fikirlerini söyleyebilecek insanlardan daha derli toplu bir yönetim yapsın. Buradaki arkadaşlar da kıymetlidir. Yönetimdeki arkadaşlara da bir şey söylemek istemiyorum. Ama herkesin hayatta geldiği bir yer vardır. O geldiği yer onun aynasıdır. Fenerbahçe'de bugüne kadar hep toplumda öne çıkmış insanlar tarafından yönetilmiştir. Yine bu şekilde bir Koç Holding var kendisinin bünyesinde. Yani kendisine bünyesinde olduğu. Dolayısıyla Ali Bey'in altına da ben gelip de çalışmam diyecek adam da çok çıkmaz yeter ki Ali Bey o şekilde fikir sergileyebilecek, fikir verebilecek, fikirlerini söyleyebilecek insanlarla çalışmayı yeter ki kendine sindirebilsin. O zamanki yapacağı bir yönetimle daha başarılı işler olabilir. Bu hatalar olmayabilir. Hani kendi bırakmayacaksa en azından onu yapsın. Yoksa Fenerbahçeliler sıkıldı. Ben şahsen sıkıldım artık. Peki yani Aram abi. Fenerbahçe biz alışmadık bu tip bir şeylere. Bakın bu 8. sene tamam bunun 4 senesi Ali Koç var ama Sayın Ali Koç bundan sonra da bu şekil bir idare tarzı ümit vermiyor. Peki Aram abi teşekkürler, ağzına sağlık. Görüşlerin bizim için değerli. Teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere de bu karlı havada dikkatli olsunlar. Herkese sağlıklı sağlıklı bir gün temenni ediyorum. Hoşça kal. Evet, Fenerbahçe eski yöneticisi Başkan Ali Koç döneminde de görev aldı. Özellikle altyapıyla ilgileniyordu Aram abi. Bu yorumları, eleştirileri yaptı. Mehmet, reklamımızı verelim ve Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'u konuşacağız birazdan. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet değerli dinleyenler, tekrardan karşınızdayız ve lider Trabzonspor'u konuşacağız. Aksal abi tweet'i öyle atmış, ben de böyle anons edeyim. Trabzonspor'un başarısı gerçekten muazzam. Tarihinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Ve Milliyet Gazetesi'nden Aksal Yavuz'da Trabzonspor'u konuşmaya başlıyoruz. Aksal abi hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın ve de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Herkese Aksal abi. Selam ve saygılarımı da sunayım bu vesileyle. Bir Galatasaraylı olarak öncelikle galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Trabzon... Size de geçmiş olsun. Sağ ol. Trabzonspor çok yetenekli bir takım Aksal abi. Yani bugün hücum hattında baktığımızda Hamşik olsun, Bakasetas, sonrasında Vakeme, Cornelius, Edinvişka, bunların hepsi maçın kaderini değiştirebilecek kapasitede futbolcular. Trabzonspor'un bir maçı kazanması için iyi oynaması gerekmiyor. Bazen yetenekleriyle de kazanıyor Trabzonspor ve 2-1'lik bir galibiyet elde etti. Nasıl değerlendirsin karşılaşmayı? Vallahi o kadar güzel bir özet geçtin ki bana bir şey bırakmadın. Estağfurullah abi, sen o kadar hakimsin ki yani. Buraya bağlandığın zaman resmen Trabzonspor'un tomografisini, ultrasonunu falan çekiyorsun ya. Ameliyat ediyorsun Trabzonspor. Eyvallah. Sevgili yaklaşık bir yıldır bana bağlanırsınız. Evet. Konuşuruz. Bu bir yıl içerisinde anlattıklarımız çoğunlukla gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Evet, sol bekin alınmasıyla birlikte bu biraz daha şey yaptı, zirve yapmış oldu. Ben de şunu söyleyeyim, bu sezon ilk yarıda Galatasaray'ın oynadığı futbol hakikaten hepimizi şaşırttı. Yani maç yazımında da yazdım, eğer Galatasaray sezon başından böyle beri eğer bu tempoyla bu futbolu sahaya yansıtabilseydi şu an Trabzonspor'un en büyük rakiplerine bir tanesi olacaktı. Tabii Galatasaraylı oyuncular niye bu tepkiyi verdiler? Formanın ağırlığı, camianın büyüklüğü,
giydikleri formanın hakkını verebilmeleri için canlı dişlerini taktılar. Fakat biliyorsun futbolda az evvel siz ifade ettiğiniz yeteneğin olması lazım. Kalitenin olması gerekir. Hata yapmamanız gerekir. Dolayısıyla sarı kırmızı oyuncular çok koştular, çok mücadele etti. Trabzonsporlu oyunculara iki pas yaptırmadılar. İlk yarıdan bahsediyorum. Hataya zorlattılar. Tabii bu arada hazır lafı gelmişken Kerem Aktürkoğlu'nu izlerken şey geldi aklıma. Bilmiyorum senin programlarında anlattın mı daha önce. Kerem Erzincan Spor'da oynarken bizimkilere çok alın dedim. Söylemiştim çok, ya anlatmıştın. Yani çok çok ısrar etmiştim alın diye. Ayrıca Kerem izlediğinde keyif aldığımı bu arada söyleyeyim. Geçen hafta Giresunspor maçında da gördük, Galatasaray maçında da gördük. Trabzonspor'un orta sahasında temaslı oyunu, o sıcak oyunu seven oyuncu eksik olduğu için, bir de lider oyuncu olmadığı için Trabzonspor bazen oyunda çok şey olabiliyor, mahkum oynayabiliyor. İşte Siopis'in girmesi, Ahmet'in oyuna girmesi ki Ahmet ben 17 yaşından beri takip ediyorum, izliyorum. Çok beğendiğim bir oyuncudur. Zaten milli oyuncuydu. Ayrıca Ahmet'in oynadığı futbolunda bir Trabzonsporlu olarak, bir spor adamı olarak mutlu oldum ve keyifli olduğumu söylemeliyim. Dolayısıyla tabii o sihirli ayakların, sihirli ayakların olması hakikaten çok önemli. Bakasetas geçen hafta iki tane altıyı atamaması doğrultusunda camia, teknik adam, takım arkadaşları, herkes ona yardımcı oldu. O da onun karşılığını verdi. Visca'nın nedenini, önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha anlattık. Sosyal medyada bu konuyu işledim. Dün Skoro Milliyet'te de anlattım. Bazı kanallarda da dile getirdim. Çok para verildi, ne gerek var diyenler için de Visca aldığım taksitini ödemiş oldu. Asgari ödemesini olmuş oldum. Tabii, kesinlikle futbol, yani orada attığı gol çok mutlu. Yani o golün maddi ve manevi değerini anlatmaya kelimeler yetmez. Tabi futbol hatalar oyunu dedik. Fatih ilk defa oynadı. Onun orada yaptığı hata, Taylan'ın zincirleme hataya destek olması. Yani Trabzonsporlular valla ben şöyle söylüyorum. Maçtan önce evet Trabzonspor'un galip geleceğini sevgili arkadaşlarımızın programlarını da anlattık. Hem genelde hem ulusalda bağlanan arkadaşları da anlattım. Ve maçtan sonra bana şunu söylediler. Ya Aksel abi maçı sanki izlemişsin diye. Olabilir. Son dakika gelen golü de Trabzonsporlar adeta bayram yaptılar. Özetini geçtim sevgili Eyüp. Peki transfer herhalde Enis Destan'la beraber kapandı değil mi? Başka yok, transfer olur mu? Olabilir. Hangi olabilir pozisyon için? Ya şöyle diyelim. Mesela şu an ligin tepesi Konyaspor'la Trabzonspor'a kaldı. Eğer Galatasaray'a mağlup olmuş olsaydı belki takımda şöyle bir stoper olabilirdi. Acaba tekrar düşünülüyor mu? Ama ben geçen hafta birkaç arkadaşlara yaptığım konuşmalarda stoperin kesin alınacağını söylemişlerdi. Hatta biri isim vermişlerdi. Onu şey yapmadım. Olabilir sevgili. Aslında bazı spor adamları bu transferleri gereksiz görebilirler ama ben 3-4 adam biri sizle de paylaştım. Önümüzdeki yılın planlamasının yapılması gerekir. Çünkü bu yıl Beşiktaş'ın şanssızlığı ve o kısa sürede yaptığı transferleri örnek göstererek önümüzdeki yıl Trabzonspor Beşiktaş'ın bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığını, birlikte yaşadığını yaşamaması için şimdiden bu hamleleri yapması gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani benim gözlemim şu şekilde Aksal abi, genç ve tecrübeli oyuncularla Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı Trabzonspor'un takım kimyasını, takım inşasını yapmaya devam ediyorlar. Savunmaya da önemli takviyeler geldi açıkçası. Trabzonspor bu şekilde devam ederse Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki kaosa da baktığımda 2-3 yılı Trabzonspor domine edebilir bu yapılanmasıyla. Ya bunu hep söylüyorum. Yine galiba hedef de bu değil mi? Yani 2-3 yılı domine kesinlikle edecek bir takım. Eğer
şöyle bir şey var. Eğer Aksel abim bu kadar net konuşuyorsa Trabzonspor 3-5 yıla damga vuracaktı. Tıpkı 70'li yılları ve 80'li yılları örneğini veriyorsam bunu dayanarak veriyorum. Veya Abdullah abici işte geçen sene Kasım ayında, yani önceki sene Kasım ayında Trabzonspor'a ilk imza attığında şu cümleyi kullanmışsam buna dayanarak kullanmışımdır. Trabzonspor Kırşehirli bir iş adamının başkanlığında şampiyon oldu. Trabzonlu olmayan Abdullah Avcı ile de bu şampiyonluk serisini yakalayacak diye. Yani o planlamaya bakıyoruz. Ona bakarak konuşuyorum. Ha şimdi Trabzonspor lider, açık bir ne söylüyorum. Hiçbir zaman bu yıl şampiyonluğuna şüphe duymadım. Olacak, olacak, olacak. Bazıları kar topu oynarken olacak dedi ama hayır, futbolda buna yeri yok. O Trabzonsporlu oyunculara rehavete sürüklemeleriydi. Bu rehavet doğrultusunda oyuncular odaklanma problemi yaşıyorlar. Bunu gördük. Sivas maçında hadi diyelim ki ikinci yarı kar engeline takıldı. Giresunspor maçının kesinlikle odaklanmadan kaynaklı beraberlikti. O yüzden artık bundan sonra neleri yapılır? Yani herkes şimdi Trabzon şampiyon oldu. Hadi hayırlı olsun. İşte şunlar oluyor. Hayır. O şampiyonluk da o bitmiyor. Eğer o siz planlamanızın devamını getirebilirseniz şampiyonluğun anlamı olur. Bazı maçlarda çıkıyorsunuz diyelim, derbi maçını kazanıyorsunuz değil mi? Hı hı. Çok önemli maçı kazanıyorsunuz. Ertesi hafta mağlup oluyorsunuz. Örnek. Giresunspor Trabzonspor'dan bir puan aldı. Ama kendi sahasında Alanyaspor'a yenildi. O bir önceki maçta anlam bir puanın pek kıymetli ne olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu özellikle derbi maçlarından sonra kazanırsan, normal bir mücadelede ekstra bir yenilgi almazsan derbinin anlamı farklı oluyor. Diğer taraftan Trabzonspor bu hafta kendi evinde Kasımpaşa ile oynayacak. Bu hafta derken ayın 5'inde, yani bu hafta sonu maç yok Aksal abi. Ki Kasımpaşa yükselişte, sonrasında ise yine kendi evinde bu sefer Konyaspor'la oynayacak. Ardından da Alanya deplasmanına gidiyor. Yani burası mesela tamam, iki maçı kendi evinde oynayacak ama formda bir Kasımpaşa ve en yakın takipçisi Konyaspor'la oynayacak. Fikstürde baktığımızda. Evet, ya Trabzon deplasmanında da çok iyi oynuyor. Kendi sahasında 2K. Öyle söyleyeyim. Hı hı. İşte Kasımpaşa, Konya. Şunu da söyleyeyim Kasımpaşa demişken. Bakın Kasımpaşa Türkiye'de Süper Lig'de en fazla teknik adam değiştiren kulüplerin başında geliyor. Doğru mudur? Doğru. Hep ismi bilinen adamlar, ismi duyulan adamlar. Niye bu genç teknik adamlara iş şeyi verilmiyor? Fırsat verilmiyor. E buyurun. Benim ülke futbolun birkaç tane teknik adamın yörüngesinde dönüp duruyor. Genç bir çocuk geldi. Çocuk dedim, delikanlı diyelim bize göre. E ne yaptı? Bir mucize yaptı. Abdullah Hoca'nın Trabzon'da ilk başladığı da olduğu gibi. Evet. E Konya maçı tam bir final maçı olur. İki takım bu arada İlhan Palut'u anlatması lazım herkes. Örnek Kasımpaşa'nın hocasının örnek veriyorsam İlhan Hoca da için aynı şeyi söyleyebilirim. Bugün burada İlhan Palut bugün Hatay Spor Süper Lig'de mücadele ediyorsa Hatay'ı Süper Lig'e taşıyan teknik direktördü. Evet, evet, onu diyecektim. E, Alanya Spor evet kendi sahasında çok etkili ama Trabzonspor rakip takımı önlem aldığında kilitlemeye çalıştığında istediğiniz sahaya şey yapıyor. E diğer taraftan mesela şunu da söyleyeyim. Galatasaray maçıyla alakalı. Uğurcan olmasaydı Galatasaray kesin galip. Ya bir kere şunu çok net bir şekilde gördük. Kaleci farkı ve yetenek farkı. Yani kurtarılması imkansız iki tane pozisyonu çok net bir şekilde çıkarttı. Trabzonspor'u oyunda tuttu ve Bakasetas, Edin Vişka gibi kurt oyuncularda, tecrübeli oyuncularda Galatasaray'ın bir anlık hatası diyelim. Orada Marko'nun kısa vurması anında cezayı kesti. Yine Taylan'ın çevre kontrolü yapmadan topu kaptırması. Ya tabii burada hatalar var ama o hataları cezalandıracak yetenekler Trabzonspor'da mevcut. Vardı. Evet. Mesela ben dün gazete Milliyet'e verdiğim röportajda şunu söyledim. Uğurcan Osmanlı Şamar atmaya tokat devam ediyor. Niye bunu söyledim? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın o maçlardan dolayı Uğurcan eleştirilmişti, hatırlayın. Hı hı. Doğru. Yani ben şimdi 6-7 yıldır Uğurcan'ı anlatıyorum.
Ya bundan sonra da sadece işte Uğurcan şöyle böyle diye yazılarımıza anlatıyoruz. Dolayısıyla hep şunu söylemiştim. Genç oyuncuları keşfedip onlara geleceğe dair altyapısını oluşturmak lazım. Eğer ülkede futbolculara bilhassa genç futbolculara çok abartmadan, çok böyle şeye vermeden, vermeden insanların bilinçaltına şunu işleyebilirsek bu çocuklar iyi, bu çocuklar olacak diye. Şimdi o spor sever şunu öğreniyor. Ya bu adam hakikaten iyi olacak gibilerinden. Hata yapmış olsa bile insanlar o hatayı pek fazla önemsemiyorlar. Olacak diye. Mesela zaman zaman bu yıl 1-2-3 maçta kötü başlamıştı. Ben hala Uğurcan'ı anlatmaya devam ediyorum. Çünkü biliyorum ve inanıyorum. Ve bazı arkadaşlar şunu söylediler. Ya abi ne kadar inatsın. Abdüşün de aynı şeyi söylemişlerdi. Ama bizler futbolun ve sporun içerisinden geldiğimiz için biraz bunu anlıyoruz. Dolayısıyla Uğurcan da Galatasaray maçında ne kadar etkili olduğunu söyleyelim. Peki ağzına sağlık Aksal abi. Eklemek istediğin veya Trabzonspor taraftarlarına vermek istediğin bir mesaj var mı? Ya sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında bu hep her yazarın, her spor adamının isteğidir. Sizin, benim, hatta sporla uğraşmayan insanların da. Bu silah atılıyor bazen. Bunlar hiç hoş değil. Hiç hoşuma gitmeyen şeylerdir bunlar. Aman dikkat edelim. Yani şampiyonluk diyelim gelecek ama onu bilelim artık. Dolayısıyla hele benim beldemde, yöremde, dağlarda falan millet çıkartıyor. Ya gerek yok. Bence o silah mermiye harcanan parayı gidip bir hayır evet. kurumlarına bağışlasalar daha iyi ederler diye. Tabii ki yani onu geçtim. O havaya silah atmadan dolayı birçok insan ya hayatını kaybetti ya sakatlandı. Tedavisi imkansız bir takım şeyler oluştu. Açıkçası sana katılıyorum. Güzel bir uyarı yaptın Aksal abi. Yani şeyde çok görüntü geliyor bana. Çok yerin görüntü geliyor. O arkadaşlara da söylüyorum. Etmeyin gitmeyin ya alkış yapalım. Gül atalım falan filan. Neyse bunlar ilerleyen bölümlerde daha net konuşuruz. Peki. Aksal abi ağzına sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Reklama gidelim. Reklamdan sonra Galatasaray'ı konuşacağız. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet sevgili dinleyenler. Asist analizden İlhan Tüysüz'de şimdi Galatasaray'ı konuşacağız. İlhan hoş geldin kardeşim. Abi hoş bulduk. İlhan teşekkür ediyorum. Beni kırmadın. Sen de Galatasaray'a çok hakimsin. Önemli haberleri hem kendi sosyal medya hesaplarından hem de asist analiz üzerinden paylaşıyorsun. Tebrik ederim. Futbolla başlayalım. Sağ içiyle başlayalım. Ben tabii. Son maçta Galatasaray'ın aslında yenilgi hak etmediğini düşünüyorum. Yani birazcık dikkatli olunsaydı en kötü beraberlikle Galatasaray sahadan ayrılırdı diye düşünüyorum. Senin yorumun ne olur? Ya yani şöyle bir şey var abi. Hemfikir olacağını düşünüyorum ben de. Şöyle bir Galatasaray'ın son 10 maçını göz önüne getirdiğinde ikinci yarıların hepsi aynı. Takım tamamen düşüyor. Rakip kimse sürekli atak yapıyor. Galatasaray'ı boğuyor. Önce böyle bir problemi tespitini yaparak girmek istedim. Dediğim gibi ilk yarıdaki oyun bence hiç yani o maçın 2-1'e gelmesini hak etmiyordu. Ama yine Galatasaray hani girdiği pozisyonlarda o XG muhabbeti çok fazla oluyor. Bana ondan da dolayı kızıyorlar. Şöyle Fatih Hoca'ya sormuştum ben zamanında. Yani çok gol pozisyonuna giriyor, kaçırıyor vesaire diye. Senin yüzünden işte bu başımıza geliyor tarzında böyle bir sistemler falan alıyordum. Şeker şeker şey. Neyse abi. Dediğim gibi ben de bu 2-1'lik sonucu beklemiyordum. Açıkçası ilk yarıdaki oyun çok güven verdi. Hani Galatasaray boğuyordu. Hani hava şartlarına rağmen iyi bir oyun vardı sahada. Ön alandaki zaman zaman pres de etkiliydi. Ama ne olduysa ikinci yarı yapılan değişikliklerden sonra Galatasaray bir reaksiyon gösteremedi. Ki ilk yarıda Trabzon'da Berat Özdemir orta sahayı birazcık kötü idare ettiğinden dolayı Abdullah Avcı hemen COPC'i attı oraya. Çözümünü buldu. Ondan sonra zaten Trabzon yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani, Trabzon çok mu bastırdı Galatasaray'a? Bence bastırmadı. Yeteri kadar geldi. Sonucu da aldılar bir şekilde. Belki hatalardan dolayı aldılar ama
sonuçta kazanan her zaman haklıdır. Evet, Trabzonspor'u tebrik ettik zaten. Peki bugünün en çok konuşulan, şu an Twitter'da da TT listesinde olan Buffett'i mi Gomis'i sormak istiyorum sana. Menajeri İstanbul'da, kendisi de İstanbul'da galiba değil mi? Şöyle bir durum var. Haber Yakup'un haberi. Yakup Çınar'ın fanatikten. Evet evet, Yakup Çınar'ın haberi. O öyle diyorsa mutlaka hani arkasında bir gerçeklik payı vardır. Ama senin duyumun ve görüşün nedir? Yani Galatasaray, ben Gomis'e teklif yapılmadığını duydum henüz ama şu an çok ciddi bir sosyal medya baskısı var Gomis gelsin diye. Teklif de yapılabilir, biliyorsun sosyal medya artık kulüpleri etkiliyor, yöneticileri etkiliyor. Galatasaray teklif yapar mı sence Gomis'e? Ya ben beklemiyorum. İstediği kadar baskı olsun. Sonuçta Burak Elmas gençleşme proje deyip Gomis'e giderse bence biraz orada kendini de inkar etmiş olacak. Hı hı. Zaten şu an çok eleştirilen bir yönetim var. Gomis transferiyle bence yine eleştiri çekecektir. Tamam, Galatasaray taraftarı seviyor Gomis'i, ancak 36 yaşında bir oyuncuya bel bağlamak ne kadar doğru? Evet, belki yarım sezon için şu sıkıntılı durumdan kurtulmak adına bir kredi verilebilir. Ama onun dışında geleceği düşünüyorsan ki 1+1 kontrat verilsin demiş bir dinleyicimiz. Ben açıkçası çok mantıklı bulmuyorum. Kapalı tribün, günaydın Eyüp abi. İlhan abiye sorar mısın? Galatasaray yeni hocasıyla mükemmel top oynuyor demiş. Galatasaray seriye bağlayacak. Tek sıkıntısı dakika 65 olduğu zaman oyundan düşüyor. Bu yoruma katılıyor musun kondisyonla ilgili? Abi o Galatasaray'da şu an çözülemeyecek gibi bir problem bence. Çok eskiye dayanıyor. Çünkü ben son 10 maç örneğini verdim. Ancak Torrent'in mükemmel oyun oynattığına ben çok katılamıyorum. Yani mükemmel oyun oynatsa en azından bir 2-3 puan falan toplardı, yani nasıl olurdu, bir maçı berabere tamamlardı, Kasımpaşa'yı kaybetmezdi, yani mükemmel değil ya. Ama 3 maçta da önüne geçip bir kaybetme durumu söz konusu. Tabii bir de bu var, artı yani takımı da daha tanımıyor. Yani takımın nasıl başarılı olacağını bilmiyor bence. Yalnız Dominik takımı tanımıyor. Bence ligi de tanımıyor. Ve Torrent'in de teknik direktörlük kariyerine baktığımızda, yani 13 ay boşta olan bir teknik adam direkt Galatasaray'ın başına geliyor ve başarıya mecbur olarak geliyor. Çünkü Galatasaray taraftarı zaten artık bu kötü gidişata birinin dur demesini bekliyorken, Torrent de gelip zaman isteyen biri gözüken o ki, yani burada nereye kadar gider bu birleşme bilemiyorum açıkçası. Peki Gedson Fernandez'e geçelim. Gedson Fernandez'ten başımızın belası. Evet, uzun zamandır sezon başında da çok bekledi Galatasaraylılar. Bu transferin bittiği yönünde haberler var. Son dakika pürüz çıktığı yönünde haberler var. Evet. Yani işte kiralık ücreti artı zorunlu satın alma opsiyonu Galatasaray yönetimi tarafından kabul edilmemiş deniliyor. Senin bilgin nedir? Senin duyumun nedir? Şu bendeki son bilgi şöyleydi. 1,5 milyon euro kiralama bedeli, 8,5'ta opsiyon, ama bu opsiyon zorunlu değildi. Sanırım bu opsiyonda sonra bir problem çıkmış. Benim anladığım kadarıyla. Bir de Gedson'da da hani insanlar şeyi soruyor, hani bu adam zaten sözleşmesi bitiyor diye. Orada da uzatacaklar benim anladığım kadarıyla. Uzatıp Galatasaray'a o şekilde gönderecekler. Ama tabii bu opsiyon meselesi muhtemelen çözülür. Çünkü bu transfer buradan dönerse Burak Elmas yönetimi zaten zor durumda. Artık nasıl kurtarabilirler durumdan açıkçası düşünemiyorum. Evet, ben herhalde bir uzlaşma gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray taraftarı da Gedson Fernandez'in gelişine çok angaje oldu. Bu saatten sonra bu transfer yatarsa zaten yönetime çok büyük tepki var. Tepki daha da artacaktır diye düşünüyorum İlhan. Kaleci transferi için neler söylersin? Inaki Pena
şu an Barcelona B takımının kalecisi. Hı hı. Kaleci antrenörünün kefaletiyle ve önerisiyle transfer olacak deniliyor. Diğer taraftan Okan Koç'un geri dönmesini bekleyen Galatasaraylılar var. Orada Okan Koç'la ilgili olarak Giresun'un 8 milyon TL para istediği transfer yasağını kaldırıp ancak o şekilde izin verebileceği konuşuluyor. Senden kaleciyle ilgili de senin kulağına gelenlerini şöyle bir durum var. Birinci sırada Okan Kocuk var. Senin de söylediğin gibi orada bir transfer tahtası kapalı abi. Bu transfer tahtasının açılması için Galatasaray oraya yardımcı olacak bir şekilde. Okan Kocuk'u o şekilde transfer etmek, yani transfer demeyeyim, geri almak istiyor zaten kendi oyuncusu. Ancak olmadı diyelim. B planı yine Sinan Bolat, her zaman gündeme gelen isim. Bendeki bilgi İnaki Pena'nın daha gerilerde oldu. Hı hı. O şekilde. Birinci öncelik Okan Kocuk. Okan Kocuk peki nasıl çözülecek bu transfer? Ya şöyle bir durum var. Sonuçta oyuncu Galatasaraylıysa, Galatasaray'ın oyuncusu. Bir oyuncuyla konuşursun önden. Geri dönme talebini mutlaka ki o da değerlendirmek isteyecektir. Giresunspor'u da mağdur etmeden, yani işte o transfer tahtası muhabbetini halledip bence bu iş çözülecek gibi gözüküyor. Mehmet Kaya, Eyüp programı keyifle dinliyorum. Gomis Galatasaray'da olur. Bu genç kadro Gomis'e çok gol attırır demiş. Bize Gomis'in gelmesi lazım demiş. Taraftar Gomis'i istiyor. Yani görülen Gomis'i o. Gomis'i seviyorlar. Seviyorlar ya ama. Sevilmez mi? Erken ayrılık oldu Gomis ya. Keşke bir o dönem bir uzlaşı olsaydı yani o dönem. Katılıyorum. O dönem kalsa belki şu an hala takımda duruyor olabilirdi. Bekir Akıncı abi, İlhan abiye sorar mısın? Burak Elmas kendini inkar eder. Gomis'e gitmezse kendisi gidecek zaten, lütfen sor demiş. Acaba kendini inkar eder dedi, gençleşme projesi deyip Gomis'e gitmesi mi? Tam muhtemelen yazamamış. Muhtemelen kastediyordur. Evet evet. Onu söyledik. Dediğimiz gibi yani orada bir çelişki oluşacak. Evet, o kadar çok Gomis mesajı geliyor ki, bir de İlhan, tabii sen de Twitter'dan paylaştın, ben de paylaştım. Hı hı. Sürekli Gomis'le ilgili sorular geliyor. Gomis meselesini konuştuk arkadaşlar. Menajeriyle Yakup Çınar temasa geçmiş. Teklif yok, teklif gelirse neden olmasın şeklinde bir geri dönüş var. Ama Galatasaray henüz teklif yapmamış. Artı Galatasaray taraftarının da Gomis'i istediğini, bu konuda ciddi anlamda bir baskı oluşturduğunu da belirtelim. Hatta şöyle bir Twitter'da hashtag var. Back to Galatasaray Buffet. Yani Galatasaray'a geri dön Gomis şeklinde bir hashtag var. Bunu da belirtelim. Şöyle bir şey duydum kale transferi için. Yani daha doğrusu tabii Okan Koçuk için sana bunu sormak istiyorum. Biliyorsun kiralık olarak gitti Giresunspor'a. Galatasaray yok kiralama bedelinden vazgeçip artı Oğulcan Çağlayalı bedensiz bir şekilde yarım sezonluğuna verip Okan Koç'u geri istiyor. Benim almış olduğum son duyumdur bu. Ben de hani şunu seni birazcık daha açacağım abi. Tamam. Oğulcan'la alakalı. Oğulcan'la ilgili bir bilgi vereyim hatta. Tamam. Oradan bağlayalım. Şöyle bir durum var. Oğulcan direkt takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Takımdan ayrılmak istiyor. Daha önceden de Gaziantep ilgileniyordu. Ancak şu an tabii birkaç kulüp daha ilgisinin olduğunu öğrendim. Ancak senin söylediğine gelirsek burada bir mantıklı gözüküyor. Senin aldığın bilgiyi ben duymadım ancak mutlaka ki doğrudur. Bu olabilir çünkü iki taraf için de hayırlı olur. Böyle olursa. Yani şimdi oynamak isteyen, yani Galatasaray'da süre alamadığı için gitmek isteyen bir Oğulcan Çağlayan var ki başka takımlar da istiyor bu arada Oğulcan Çağlayan. Evet. Galatasaray'ın 8 milyon lira Giresunspor'a para vermesinden ziyade böyle bir takasa gitmesi, yani kiralık olarak bedelsiz Oğulcan'ı gönderip Okan Koç'u alması bana mantıklı geliyor. Tabii burada engel tek bir nokta var. 8 milyon lira biliyorsun transfer yasağı var. 8 milyon öderse ancak transfer yapabilecek. Giresunspor bu 8 milyon lirayı bulması gerekiyor. Eğer bunu bulursa Oğulcan'ı alıp Okan Koç'un geri dönmesine izin verebilir diye düşünüyorum. 6 numara pozisyonuna geçelim mi? Tabii. Sevgili İlhan, biliyorsun uzun zamandır Diawara'yla
görüşülüyor ama olmayacak gibi duruyor. Çok fazla isteyen kulüp var. Diawara da Türkiye'ye çok sıcak bakmıyor. En son Salim Manav Orel Mangala ismini paylaştı. Stuttgart'ta oynuyor. Çok başarılı bir performans ortaya koymuyor ama potansiyeli çok yüksek bir futbolcu. Sen 6 numara transferi için neler söylersin? Galatasaray bu pozisyon için kimlerle görüşüyor? Ya ben de birkaç gün öncesine kadar Amadou Diawara ismini net olarak duymuştum, ancak Diawara senin de söylediğin gibi abi gerçekten piyasası olan bir oyuncu. İtalya'da özellikle, yani oradan gitmeye kalksa onu birkaç kulüp üzerine açıkçası atlar. Diawara hiç buraya düşeceğini ben de tahmin etmiyorum. Mangala isminde de şöyle bir durum var. Piyasa değeri çok yüksek. Sen de çok iyi analiz etmişsindir abi muhakkak ki. 20 milyon euro. Evet. Galatasaray sadece kiralayabilir. Piyasa değeri çok yüksek. Ya bakıldığında orada da aşağı yukarı oynuyor. Yani hani buraya gelir mi gelmez mi, ben biraz orada tedirginim açıkçası, emin olamıyorum. Evet, Orel Mangala ismi gelirse iyi olur. Diawara'ya alternatif olarak bence doğru profilde bir oyuncu, fakat gelmesi çok zor, sana katılıyorum. Ayrılacak isimler: Luyendama gitti Antwerp'e, yakında resmi açıklama gelir. Evet. Yine Yedlin'in de Amerika'ya gittiği konuşuluyor. Sen başka ayrılık bekliyor musun? Zaten bahsettik Oğulcan Çağlayan ve onun ardından ben Aytaç Karan'ın da gideceğini. Babel'in ise gitmekte diretse de günün sonunda Babel'le yollar ayrılacaktır. Çünkü hani kesinlikle istenmiyor, öyle söyleyeyim. Babel de günün sonunda Galatasaray'dan ayrılan isimlerden biri olacak. İşi olur mu? Hull City'ye gider mi Babel? Şöyle bir bilgi var bende. İlk etapta Hull City'ye çok yakın davranmamış o teklife Babel. Ama ilerleyen günlerde işler değişebilir, sonuçta İngiltere. Evet, İbrahim Karadeniz İlhan'a selamlar, yayını dinliyoruz demiş. Bu arada İbrahim'e de büyük geçmiş olsun. Uzun çok süredir, hastaydı. Evet, bayağı bir mücadele etti hastalıkla sevgili kardeşimiz. Şöyle bir müjdesi var abi onun da. Özür diliyorum seni böldüm ama. Estağfurullah. Bugün yeni bir evladı dünyaya geliyor. Oo, tebrikler. İlhan kardeşimiz, aynen, tebrik ediyorum. Sağlıkla büyüsün, hayırlı bir evlat olsun. Evet, İbrahim'e selamlar buradan. Mehmet Ünlü Galatasaray'ın kaleci tercihi kesinlikle yerli bir kaleciden yana olması gerekir. Öteki türlü 6-8 numaraya yabancı oyuncular gelecek olursa 3 yerli çıkarma konusunda sıkıntı yaşayabilir, ama yerli kaleci yok. İlhan şimdi Galatasaray'da yerli kaleci almak istiyor ama kim alabilir? Sinan Bolat var, değil mi? Orada da kulübü bonservis istiyormuş. Yerli kaleci yok yani şu an Galatasaray'da. Maalesef devre çok zor bir operasyon, o yüzden Okan Koçuk en temiz hamle duruyor. Okan Koç'u bir şekilde ikna edebilirse, yani az önce söylediğimiz koşullarda 8 milyon TL Galatasaray'ın vermesi çok doğru olmayabilir ama Oğulcan Çağlayan artı kiralama ücretinden vazgeçip bedelsiz Oğulcan Çağlayan'ı verip yarım sezonluğuna Okan Koç'u geri alırsa bence güzel bir iş başarmış olur. Peki, şöyle bir durum var abi. Ben bunu da unutmadan söylemek istiyorum. Şu an Galatasaray kaleci, stoper, orta saha ve bir golcü alacak. 4 tane transfer planlandı. Sen santraforda bekliyorsun yani. Ya almak zorunda. Peki yani bütçe buraya kaynak aktarılabilecek mi, ya da satış mı olacak? Satıştan kastım Lyon'un, sen dış haberleri de iyi takip ediyorsun, Lyon'un Mustafa Muhammed'i takip ettiği ve transfer edebileceği yönünde bilgiler vardı. Abi haberler Muhammed'le alakalı hep sıcaktı. Fransa olsun. Son dönemde bir Premier Lig muhabbeti de geçmişti. Öyle bir durum duydum ama tabii ki Fransa olayı daha sıcak, biliyorum. Ama açıkçası ben satıştan ziyade bir şekilde elden çıkacak yabancılardan, işte Babel gidecek, Yedlin gidecek. Yani Lindama, ucuz yollu bir açıkçası transfer bekliyorum oraya. Evet, ucuz yolu mesela Gomis aslında, değil mi? Bonservis elinde, yarım sezon al oynat. Yani taraftarın söylediği bu yönde. 4 yıldız nikiyle yazan bir
arkadaşımız, bir dinleyicimiz, peki Mustera ne olacak demiş. Mustera herhalde iyileşince tekrardan takıma katılacak. Benim görüşüm o yönde. Ne peki diyorsun? Şöyle bir durum var. Okan Kocuk geldi diyelim. Mustera da işte Mart'a doğru iyileşti. Bu saatten sonra kaleyi Mustera'ya mı verirsin, Okan'la devam mı edersin? Eğer ben Okan Koçuk o bölümü iyi geçirmişse ben Okan Koçuk'a veririm. Katılıyorum. Ama hatalar yapmışsa, güven vermemişse tabii ki de o zaman tekrardan Mustera kaleyi alır. Bu o Okan için çok büyük bir fırsat aslında. Şimdi Giresun Kalesi'nde kendisini ispatladı değil mi İlhan? Yani o yüzden Galatasaraylılar istiyor. Şimdi Mustera sakat ve en az 8-9 maç Galatasaray'ın kalesinde olacaktır diye düşünüyorum. O bölümde iyi performans ortaya koyarsa herkes artık Mustera hamle oyuncusu. Yani ki kupa maçlarında oynasın veya işte bazı maçlara seçilmiş karşılaşmalarda Mustera kalede olsun. Galatasaray'ın birinci kalecisi Okan Koçuk der. Kesinlikle. Evet, peki kanat için bir hamle bekliyor musun? Oraya çok fazla isim yazıldı. Sol baken olmuyor artık, o belli oldu. Kulübü de zaten sezon sonu daha büyük bir paraya satmayı planlıyor. Skov Olsen yazılıyordu bir ara. Yine Onyekuru Olympiakos'ta çok başarılı, çok iyi gitmiyor. Sen sağ kanat veya işte Onyekuru'yu alırsa Kerem'i sağa çekebilir. Bir kanat oyuncusu bekliyor musun? Abi kanat oyuncusu ben beklemiyorum ama benim beklentimden ziyade böyle bir bilgi de hiç almadım. Hı hı. Bir kanat oyuncusu gündemde yok. Ancak çünkü şu an hani Adana Demirspor'da Yunus Akgün olduğu için sezon sonunda bu senin oyuncun. Yunus Akgün geri dönecek. Yani oraya bir transfer yapmak zaten çok da böyle akılcı durmuyor bence. Evet, yani bir de Barış Alper Yılmaz var, kazanmaya çalışıyorsun. Açıkçası Yunus Akgün'ün de dönmesiyle beraber gelecek sezon bir sıkıntısı kalmaz ama şu yarım sezonda sağ kanatta Emre Kılınç toparlanırsa eyvallah ama toparlanmazsa Galatasaray'ın problemi var diyelim. Asist analizden İlhan Tüysüz'le Galatasaray üzerine keyifli bir sohbet yaptık. Önemli bilgiler verdi İlhan. Eklemek istediğin başka bir şey var mı sevgili İlhan? Benden bu kadar, hani bildiklerimi de aktardım. Hani biraz rahatsızlığım vardı abi ama yine de Eyüp abimi kırmadım. Geldim yayına. Cansın, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İlhan çok başarılı bir gazetecisin. Açıkçası bu şekilde de devam ediyorsun. Bize de destek olduğun için çok teşekkürler. Kendine dikkat et. Her zaman abi. Hoşçakal. Kendine iyi bak, görüşürüz abi. Evet, değerli dinleyenler, İlhan Tüysüz'le de bu bağlantı yaptıktan sonra artık yayını bitirebiliriz. Salim Manav birazdan burada olacak ve Anadolu Ateşi başlayacak değerli Radyo Spor dinleyenleri. Ben müsaade istiyorum. Benim için de uzun bir gece oldu. Mehmet için de öyle. Mehmet Uzun Durukan'la beraber bu gece burada sabahladık. Biz artık dinlenelim. Biz müsaade istiyoruz. Salim Manav birazdan karşınızda olacak. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.